Skola'nın sunduğu Eski Açık'a hoş geldiniz. Eski Açık yeni stüdyosuyla, yeni kanalıyla sizlerle ve Kerem Evet karşımda. Tabii ki ilk programda bizi yalnız bırakmayacaktı. Öyle umuyorduk ve kendisi de sözünü verdiği gibi bizimle beraber. Orhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Valla çok sevindim. Ya bugünleri göreceğimizi bilmezdim ama çok hızlı gelişti her şeyden bir anda. Valla öyle abi. Ama çok keyifli. Skola'ya da buradan teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tam Skola Türkiye ailesine. İki kişiye. Skola Türkiye ailesi ve tabii ki Alperen Gürler. Alperen Güngör. Güngör. Evet. Güngör. Hemen yanımızda da oturuyor kendisi. Bize evet. Stüdyosunu açtı. Sağ olsun. Ben yeni tanıştım kendisiyle ama tam bu noktalarda destek veren, tıpkı Galatasaray taraftarı inanılmaz bir destek verdi. Evet. Hiç gönderi yokken 20 bin aboneye ulaştı değil mi? Öyle bir şey oldu abi. Şey Kolibali diyor ya abi, Galatasaray seyirci manyak ya. tam öyle. Tam ya. O videonun karşılığı bir şey oldu yani hakikaten. Ben kendimden de biliyorum yani, bana da çok iyi destek verdiler. Gerçekten de şey bilmiyorum ama böyle şey gibi hissediyorsun yani. Biz bak hiç normalde biliyorsun ayrılmak istemezdik 3 ay önce baktığında. Hiçbir zaman biz bir hata yapmadık. Biz her zaman işimizi güzel yaptık ve bir noktada buraya geldik. Ama vardır diyorum artık. Çünkü çok başka bir şeyle karşılaştık. Yani evet. Parayla ölçülemeyecek şeylerle karşılaştık. Maddi olarak karşılığı böyle anlatamayacak şey. Abi sana gelen şey. E-mailleri, mesajları bir okusam. Yani biz çok duygulandık işte. Gerçekten bazen gözümüz falan doldu. Çünkü yani logomuzu yapmak isteyenlerden tut işte. Rejiyi yapmak isteyene yani. Para verelim diyoruz. Almam abi, siz yeter ki devam edin. Evet. Diyorlar. Onun dışında işte stüdyosunu sağ olsun Alperen bize tamamen hiçbir bedel karşılığı olmadan tahsis etti ki stüdyoları gördün. Yani gerçekten çok inanılmaz güzel, çok üst düzey bir kalite. Yani şöyle söyleyeyim abi, Tarkan yeni albümünü burada yapsa kimse şaşırmaz yani. Evet. Öyle bu arada bu şeyi de söyleyeyim. Bu küçük stüdyomuz. Bu yayınlık buradayız. İnşallah gelecek yayında daha büyük bir stüdyomuz var. Orayı yapmaya çalışıyoruz. Evet. İlk yayının hani şey olsun. Günahı olmaz diyelim. Aynen. Çok daha güzel olacak ama inşallah. Ama sizin için tabii ki yine en iyisini, en kalitelisini çıkarmak için çok uğraştık. Kanalı duyurduktan sonra bayağıdır video atamıyorduk. Arkadaşlar da biraz hayıflanıyordu. Bu da bu yüzdendi. Onu da net söyleyelim. Şimdi onlar konuşmaz ama yani bu insanlar bu işi keyifli yaptığının en güzel göstergesi. Bakın burada bugün gidip aldılar 3 tane kamera. Tabii ki ciddi bir maliyet. En iyi kamerayı seçmeye çalıştılar. Arkasından yani hem bir gelirinden oluyorsun hem bir gider şeyi çıkarıyorsun. Gelir gider problem değil burada aslında. Çünkü ikisi de sağ olsun çok iyi yerdeler hayatta. Ama yine de hani maddi tarafı hep geçiyorum. Bak sabahtan beri şu yayını yapmak için Alperen orada ayrı bir çalışıyor. Erinç'le Kerem burada. Birisi dışarıdan bir şey getiriyor. Birisi onu getiriyor. Ya biz biraz hazıra konduk. Estağfurullah. O da seni ağırlamanın bedeli diye. Evet abi. Yok, ben şeyde de biraz hazıra kondum. Yani ben de biliyorsun markaja geçiş yaptım. Yani bu arada abi, markaja çok teşekkür ederiz abi. Bize markaj ekibine de teşekkür ederim. Hem izin verdiler, müsaade ettiler. Hem de buradan arkadaşlara da söyleyelim. Orhan abi yeni programlarıyla markajda olacak. Sağ olsunlar, hepsi destek verdi. Bu arada videon uçmuş abi. Yani gerçekten inanılmaz yani. Yani ben zaten ona güvendim. Ben mesela markaja ilk baktığımda açıkçası olarak gerekirse tabii ki tanımadığım yeni bir oluşum. Onlar bu alanlarda çok iyiydi. Spor medyasında yeniydilerdi. Ama bir şey yapacağım ben. Tek istediğim bir şey var. Bir şey sunacağım. Ya bunun için güzel bir görsellik, güzel bir şey arıyordum. Markaj'a bu konuda çok iyi yaklaştı. Çok profesyonel yaklaştı. Yani spor medyasında yeni olsalar da sosyal medyada, dijital ortamında çok eskiler ve çok iyiler. Çok uyuştuk o konuda ve çok ilgi gösterdiler. Sağ olsunlar. Orhan abi, burada seni şöyle bir tebrik etmek istiyorum. Yani hakikaten seni tanıdığım günden bu yana hep şöyle bir derdim vardı. Yaptığım içerikleri, anlattığım şeyleri en kaliteli, seyirciye en iyi aktaran neresiyse ben orada olurum her zaman gibi bir düsturum vardı ve bu konuda seni gerçekten çok tebrik ediyorum yani. Ya çok net istediğim bu. Ben çünkü kaliteli bir şey ya da bir şey çalışarak yaptığın zaman bunun karşılığı olacağını düşünüyorum. Evet. Seyircide, izleyicide, taraftarda. Çünkü evet şey değiliz ha, bak hep anlatıyorum ya. Futbolu çok iyi biliyorum, oturup konuşayım. Ya ben o maçı 6-7 saat çalışıyorum ya. Kesmek, biçmek gerçekten uzun. Aynen. Ve aradan bir özet çıkarmak. Yani bir normal insan işine gidiyor, gücüne gidiyor. Bizim de mesleğimiz bu. Size
vakitinizi harcayaraktan yapamayacağınız şeyleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bir ürün, bir şey, yaratıcılık, bir şey, bir kurgu yapıyoruz, birleştiriyoruz. 170 kare. Bunun bir alıcısı vardır ya, bu kadar. Yani yoksa hani markayız, oturup konuşalım, maç sonu şu iyi oynadı, bu değil. Sağ olsun o da geldi. Baksana gelen izleyiciye, kitleye. En son 1.000 tane falan yorum vardı. Ya, ama tabii bu ayrı bir destek Tabii tabii tabii. ki. Evet. Evet, tekrar hayırlı olsun diyelim abi. Size de yeni stüdyonuzda Teşekkürler. Çok gerçekten. teşekkürler. Artık bol bol konuk alırız seni. İzin Tabii. alabilirsek tabii Tabii ki. markayla. Çok iyi, ılımlı ve çok Ya iyi biliyorum, öyle yaklaşıyorlar. şaka olsun diye söyledim. Ya bu Bu arada arada şunu da söyleyelim Eren, istersen. Ya burayı biz herkese açık bir Galatasaray platformu olarak düşünüyoruz en başından beri. evet. Burada çok çeşitli farklı içerikler olacak. Farklı branşlarda olacak. Farklı işte konseptler de olacak. Sohbet programları da olacak. İşte konuklar da ağırlayacağız burada. Yani biz aslında burada bağımsız, güzel bir Galatasaray içeriği üretmek Evet, istiyoruz. dinlenilmesi keyifli, işte iyi içerik yapan herkesi biz burada ağırlamak isteyeceğiz Aynen yakın öyle. zamanda. Yani böyle şey olmayacak. Sadece burası Eriş Bilecan ve Kerem Evet'in kanalı Kesinlikle değil. olmayacak. Çok da tanıdığımız, sevdiğimiz insanlar var. Arada bir ağırlamak istediğimiz, şu an kafamızda olan, tabii kendilerine bir şey söylemedik ama. Ve çok da farklı konseptler aslında kafamızda var. Bu arada sağ olsunlar, hepsi de aradılar kanalı açtığımızı duyurduktan sonra. Konuk olmak istediklerini, destek olmak istediklerini, her türlü yanımızda olacaklarını ilettiler. Evet. Yani gerçekten çok teşekkürler ya. Ben böyle çok teşekkür ederek de başlamak Evet, istiyorum. Çünkü çok fazla çok çok duygusallaşmadan, fazla, çok evet. fazla duygusallaşmadan var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ya Maça geçelim mi? maça geçelim, ben sizin heyecanınızı, işte onları alalım, küçük küçük bir sürü detay için bir alıp gitmeler. Erinç'le Alperen 1,5 saattir şurada bu yayını yapmak için detaylarıyla uğraşıyorlar. Direkt yapıp da geçsek Galatasaray seyircisi şu an için hepimize şey yapar herhalde, yani kimse bir şey demez. Öyle diyor, yazıyorlar Ya değil mi? webcam'den Yazıyor. çekin yine Aynen. izleriz diyorlar ama biz Koyun onu yapmak telefonu. istemedik. Biz Evet. en kalitelisini yapmak Ve istedik. bence çok keyifli bir başlangıç oldu. Belki de ileride benim gördüğüm o. Çünkü ben ikinizin medya kafasına da çok güveniyorum. Sadece şey değil. Galatasaray içeriği değil. Bunu en eğlenceli ve en güzel şekilde, yani kitleniz belli, hedefiniz belli ama bunu en eğlenceli ve en güzel şekilde yapacağınıza, bak, gönülden inanıyorum. Biliyorum yani. Çok güzel olacak. İlk programda olmaktan da çok mutluyum ve gururluyum bu O arada yani. zaman İlk programın şerefine güzel bir beğeni rica edelim ve Evet. abone olmanızı rica edelim. Çayınızı, kahvenizi hazırladıysanız Eski Galatasaray açık Trabzonspor başlıyor. maçına geçelim. Eski açık başlıyor efendim. Evet abi, Galatasaray bir beraberlik ardından Trabzonspor'u derbide 2-0 yenerek bir derbi canavarının hışmına uğradı diyebilir miyiz Trabzonspor? 4'te 4 yaptı evde değil mi? Çok enteresan. İyi de oynadı bence. Şöyle Hani sorayım abi. Baştan farklı bir soruyla sorayım. Sence Icardi Türkiye Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi derbi performansçısı mı? bence evet. Bence de evet abi. Bak şimdi şimdi birkaç şeye bakıyorum. Herkesin tarihi farklı Hı. biliyorsun. Oynadığı maç sayısına göre baktığında kesinlikle. Şey, maça oranla. Maç oranı tabii ki. Mesela Alex var belki, böyle derbi canavarı diyebileceğimiz, Fenerbahçe'de. Ama o bile ilk yılında bu sayıya Tabii tabii ulaşamaz. doğru. Yani şey olarak, oran anlamında Icardi çok çok Tartışmasız. Ha tartışmasız yani. şimdi Ha bir de normal gol de atmıyor ya. Attığı gole bak abi yani. Orta sahadan kafayla gol atacak utanmaz adam ya. Beşiktaş maçında da çok enteresandı yani, Tabii kafa abi. golü. Fenerbahçe maçında da sol kenardan ortam şeyi yok. Yani onu Icardi olmasa, bak mesela Barış Alper'in indirdiği kafayı voley vurdu ya. Hı. Birinin önüne düşer, vurur o voleyi. Ama kafa golü kolay değil. Bu kafa Kesinlikle, golü kesinlikle. imkansıza yakın. Evet. Yani çok zor, ancak üst düzey kafacı olmanız gerekir. O da kale dibinden falan. Yani, ben ama bunu en başta, bak, bu oyuncu karakteri ya. Hatırlıyor musun? Sen de yapıyorduk o yayınları. O zaman daha Fenerbahçe derbisi oynanmamıştı ve Beşiktaş'la Başakşehir üst üste kazanmıştı. Biz de TV8.5'te seninle program yapıyorduk. Doğru, evet. Benim orada söylediğim söz çok alıntılandı. Icardi Kadıköy deplasmanında da gol atacak. Icardi baskının yüksek olduğu her maçta atacak. Bu ilk defa Galatasaray'da bunu yapmıyor ki. Inter Milan son dakikada gelen ortayı kafayla vurdu, indirdi, 1-0 aldı. Inter Milan hat-trick. Sampdoria derbisi 4 gol. Yani
Adamın hayatı zaten bundan ibaret. Baskıyı hissetmiyor hiçbir şekilde. Ya bu Van Yok der Haar'ın sıfır. eski kocasıyla yaptığı ilk maç çok büyük baskıydı. İki tane gol atmadı mı abi o maçta? Van der Haar derbisi Yani öyküsü yıkıldı Van der gideceği. Haar derbisi diye dünya yıkılıyordu. Herif çıktı iki tane gol attı yani. Hani Aynen o öyle. kadar şey enteresan, Benim umursamaz bir şey yani. başka bir şey söyleyeceğim. Belki çok alakası yok gibi duracak ama mesela ben Almanya'da penaltı hiç kaçırmamıştı. Ta ki rekoru egalette kaçırmadı. Max Kruse kıracakken kaçırdı. İlk defa o baskıya. Kıracakken ama egal Evet. edilseye kadar hiç penaltı kaçırmadı üst üste. Bir penaltısı var kaçırdı. İşte o bir şey diyor yani biliyorsunuz o hastalık poker oynuyor. Ve hatta Alman televizyonlarında da bunu oynadı. Kazandı girdi şeyde. Ciddi şekilde bu hastalık ve o baskıyla mücadele etme aynı şeydir. Yani orada da biliyorsunuz aşağı yukarı baskıyla mücadele etme konusunda. Icardi'ye de baktığınızda mesela Van Danara'yı işte o dönemki koşullarda kabul etmesi yani o dönemki durumlarda bütün bu medyaya, dış basına, insanlara, topluma bir bakıma ilk başta lanetleniyorsun. Tabii Daha ki. sonra büyük aşk oluyor işin. Hani şey gibi bu. Keje gibi. Sen Tamam mı? mi Nereden baktığına bağlı. daha Yani çok sevdin ben mi sen bile daha? artık yani şey değil mi? Yani çok yanlış değil yani şöyle. Doğru. Sen Sen bunu yapabilir yapar misin? mıydın? Onun acı ve olumsuz bir şey olur. O da farkında ama Evet. aşkı ondan da büyük. Aynen öyle. Bazıları için yani açıkça söylemek gerekirse bazıları için bu acı bir olay bile değil. Ayrı bir şey ama bunu göze almak artı sonrasındaki tavırdır benim için belirleyici olan. Mesela sonrasında bu zamana kadar devam eden bir şeyden bahsediyoruz. Ya, o zaman iş başka bir aşka dönüşüyor. Aşk hikayesi dönüşüyor bana göre. Ve büyük şeyleri göze almaktır yani. Evet. İşte gazetelerde, bulvar gazetelerinde orada bir de toplumun içerisinde bazen tribünlerde her yerde zaman zaman bu konudan bundan dolayı lanetlenmeyi göz alıp giriyorsun. Ya bu bir demir gibi şey olması gerekir adamda. İrade olması İrade gerekiyor. olması Kesinlikle. gerekir. O yüzden Kadıköy deplasmanına çıkmış. Orada 100.000 kişi var. Icardi fark etmiyor Icardi için. Umurunda değil, değil O, mi? yani umurunda değil. Ve final maçlarında hep oynuyor. Her zaman için. Bence büyük bir karakter bu. Çünkü şeyden biliyorum. Çok kısa da şunu anlatayım. Dışarıdan ben eleştiriyordum böyle. Gitti hep anlattım ya. Hikmet Hoca orada gittik Hikmet Hoca'yla. Düşme potasındayız. Her maç böyle yarısına geldim sezonun tamam mı? Yani kötü zamanına denk geldim. Son 15 maç ölüm kalım maçı. Abi benim katkım ne ki? 5 tane yardımcıdan birisiyim hocanın. %3. Tribünden izleyemedim maçı stresten. Ben diyorum ki hoca nasıl gidiyor oraya? Oyuncu nasıl sahaya çıkıyor? Dışarıdan bakıldığı gibi değil abi. Bütün böyle bir hafta boyunca o 90 dakikaya kilitleniyorsun. Bütün şehirde arkanda. Tabii. Yani o şehri çıktığında herkes seni tanıyor. Evet. Yani öyle bir şey ki bir gün bak şey anlatayım hatta çok şey Rize'de meydan okumasına gittim. O anda başka bir şey yerine başka bir yere geçtik. Arkamızdan koştular. Ne oldu? Bir şey mi beğenmediniz? Hocam beğenmedi falan. Yani o kadar sahipleniyor şehir seni. Mahcup düşüyorsun, şey yapıyorsun. Ben sattan izleyemedim. Adamlar oynuyor dedim. Bir de bunu tabii Şampiyonlar Ligi'ni düşünün. Galatasaray Fenerbahçe derbisini düşünün. O yüzden dışarıdan konuşmak başka. O atmosferde performans vermek başka bir karakter. Ama sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bence o kadar severek oynuyor ki. Bak şurada bile bakıyorsun işte Icardi 30 yaşını geçti. Ve sonuçta çok iyi bir sözleşme aldı. Tamam belki Arabistan'dan daha iyi bir sözleşme alabilirdi ama Çok daha iyisi. çok daha iyisini hatta alabilirdi. Ama sonuç olarak geçen sene kiralıktı. Kendini göstermesi gerekiyordu bir noktada. Çünkü Paris Saint-Germain'in bir nevi artık gözden çıkarttığı bir oyuncu pozisyonundaydı. O yüzden de Galatasaray'da geldi kendini gösterdi. Hatta bazı işte özellikle rakip takım taraftarları şey diyordu. Hani Icardi sözleşmeyi alsın yatar. Ha şimdi bakıyorsun abi Icardi sözleşmeyi aldı. Yatmayı geçtim adam daha da iyi oynuyor. Daha da şevkli oynuyor. Yani demek ki bu adam da yani para için oynamadığını çok net görüyorsun. Zaten onun için oynasaydı Arabistan'a giderdi. Yani Kesin. bu adam Kesin. çok net şekilde bu futbolu severek oynuyor. Yani inanılmaz herifin içinde var yani. Parayla hiçbir ilgisi yok. Zaten şuradan da anlıyorum. Adam sevgi karşısında nasıl vefakar bir adam olur şuradan anlayabilirsin. Van Danara'ya demiş ki hastalığı döneminde futbolu bırakayım istersen. Aynen öyle. Yani şimdi bu adam Adam tutkuyla çalışıyor abi. Tabii tutkuyla tabii tabii çalışıyor. tabii. Ve programda şey oldu. Ekinsu bana şey dedi işte. Gördün mü Sergio Oliveira'nın performansı? Hani biraz 8 numara transferi. Yeni alınacak olan 8 numara. Biraz yerini kaybetme duygusu. Ben de şey derim ona. Peki Icardi nasıl neden oynuyor? Yerini kaybetme şeyi yok. O da Galatasaray sevgisini bu kadar değer görmenin kaybetme korkusu. Evet. Dedi. Haklı. Doğru. Yani Kesinlikle. Icardi'nin mazotu Galatasaray'ın taraftarının ona verdiği tepki şuradan da anlıyorum.
Yakından takip ediyorum adamı şey olarak sosyal medyasında. Abi her güzel şeyi repost ediyor. Hepsi de tepki vererek repost ediyor. Yani Tabii. ajansı yapmıyor onu. Aynen öyle. O hani hatırlıyor Emoji musun? falan X kullanıyor düşmanı Icardi herif. diye bir arabada şey vardı. Bir Aynen de emoji kullanarak onu şey yapıyor. Yani tamamen mazotu tutku. Ve abi aradığı şey de buyken işte şarkıda da söylüyor ya, söylenmediği sana layık düşler benden önce diye. Gerçekten öyle yani. Galatasaray taraftarı da öyle bir tutkuyla bizi, yani bu arada bunu da hani durup dururken olmadı. Adam öyle iyi oynuyor ki yani Tabii hepimiz öyle canım, bir tabii. bağlandık ki. Abi iki maç, üç gol, üçü de ondan. Ve biri turu İnanılmaz ya. getirdi, şampiyonluğu götürdü. Aynen Biri öyle. şey, Erin şey demişti bir yayında sanırım. İlk o zaman tek baştaki yayında olabilir. 50 bin kişiyi aşkın olayım dedirtiyor abi. Türk bizim Evet millete abi. yani bunu. Bu başlı başına bir olay yani. Anladın mı? Ve Şey ya. bağırarak şehvetle Şey söylüyoruz yazmıştım işte. Netflix'in senelerce milyon dolar harcayıp yapamadığını bir senede yaptı diye. yani. Doğru abi. Kesinlikle ya. Ya ve İlk defa böyle tencere kapak gibi. Yani şu çok komik geliyor bana. Bir şeyden beklentiye gidiyorsun. Hani bütün Lincoln'lardan girildi, ayılardan girildi. Nelerden girildi yani. Kimisi oldu. Ve o karşılık buluyor. Çok futbolda gerçekleşmiyor bu. Karşılık olmayan bir şey genelde üst şeye çıkıyor. Aynen Ya öyle. Kerem'den umudu kesiyorsun, Kerem oynuyor. Rashica'yı hiç öylesine getiriyorsun, Rashica oynuyor. Evet. Mata büyük olaylarla geliyor, Mata oynamıyor. Aynen. Yani birisi oynuyor, biraz oynuyor, sonra oynamamaya başlıyor. Bir tek Icardi'den çok umutlandık. Bir de Torreira'dan. Ve ikisi de bence bekleneni fazlasıyla verdi. Şeyi söyleyeceğim, Icardi konusunu kapatalım öylece. Yani Icardi'nin ikinci golünde gerçekten ikiniz de biliyorsunuz abartmakta üstüme yoktur. Abartma sanatını iyi yaptığımı Abi abart düşünüyorum. zaten. XG Hayır oranı hayır 0 dur 1 dur 0 3 mü söyleyeceğim. ne? Hayır söyleyeceğim. Abartma sanatını iyi yaptığımı Yine de düşünüyorum. merak ediyorum. Böyle bir Aynen ne giriş yaptığına görüyoruz göre acaba? ne Hayır. geliyor acaba? İkinci golden sonra aldım elime telefonu. Abi Twitter'a açtım, tamam mı? Ya aklımdan o kadar fantastik abartmalar geçiyor ki yani. Ya tutuklanırım yani hani şey olsa. Hakikaten böyle yani yazsam belki tutuklanırım falan. Sonra dedim ki ya yok, hiçbiri karşılığını vermiyor dedim. Dedim ki benim abartma sanatım bu kadarmış. Bitti gitti dedim. Kapattım telefonu yani. Doğru. Demek ki dedim bazen zorlamamak gerekiyormuş Doğru. yani. Çok Abi şeye şeyler geçmek de istiyorum. valla Ha, söyle abi. şey geldi bazı bu gibi durumlarda ben şeye inanıyorum. Sonuçta biz kelimeleri sonradan üretiyoruz olan duygular üzerine. Hepsini de üretmiyoruz bütün duygularımıza. Hatta bütün aşklara seni seviyorum diye geçiyoruz mesela. Evet. O yüzden hep Oğuz Atay'ın şeyini çok sevmiştim. Tam bazen ona ya kelimeler alayım. Bazı anlamlara gelmiyor ya. Evet. Bazı şey hissini biliyoruz hepimiz. Evet. Ama bunun bir karşılığı kelime olmayabiliyor. Doğru abi. Doğru. Çok doğru. Abi takımı beğendin mi ya? Biraz da ben soracağım ya. Takım üzerinden şunu soracağım ben aslında. Markaj'daki analiz programını da izlediğimde çok benzer düşünüyoruz seninle. Özellikle Sergio Oliveira konusunda. Mesela bir derbi maçında, bir Galatasaray Trabzonspor maçında normal bir senaryoda Galatasaray'ın bu kadar top kaybı yaptığı bir maçta bu kadar az atak yemesinin Tabii. sebebi Bir tane bir pozisyon var sebeplerin bir sadece. O da sebebinden Abdülkerim'in biri de hatasıyla. bence Oliveira. Doğru. Çünkü Pardon, Torreira'nın yanına bu sefer Oliveira'nın da katılmış olması aynen lazım. öyle. Çünkü mesela ben çok dikkatimi çekti. Hakikaten Oliveira o kadar sahada bu maç özellikle o kadar iyi yerleşti ki. Yani bir de şeye dikkat ediyorum. Tam böyle top kaybı ihtimalinin olduğu anlarda Oliveira bir anda diriliyor Aynen. ve pozisyonunu alıyor ve anında karşılıyor. Defansif olarak çok istekliydi Çünkü abi. abi daha çok istek abi. Evet. Bazen faul yaptı. Mesela almak istedi ama kalktı. Sert girdi Benim falan. verdiğim bir örnek vardı. Merkezdeki kişi düşürüyor. Faul vermiyor. Tak kalkıp bir daha girip bir daha alıyor. Oliveira normal orada yatar. Bak bazen aşağıda. Kalkasıya artık Doğru. bitmiş olur yani. Doğru Oliveira daha abi. çok uzun metraj oynaması, ileriye konumlanması, başka özellikleriyle çok iyi oynadı ama savunmasıyla bir iki maçı vardır böyle. Bu da onlardan biri. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama sanki biraz artık yerinin garanti olmadığını hissediyor. Bence de Bence de hissediyor ki hissediyor. değil zaten abi. Yani o Değil. kadar 8 numara şu an Galatasaray'ın da çok büyük bir bütçe ayırdığı bir yerde Abi bak. değil. Kerem oynayabilir bir. Evet. Berkan forma girdi iki. Torreira Berkant da yapıyor. Ki Berkan ve Kerem bu maç daha iyiydi abi. Bir Kerem önceki Demirbay maçlara göre. tabii. Ya biraz süre vermek gerekir. Yani en çok ben eleştirdim. Ama hani şey diyorlar bazen. Yani teknik bile değil demeye getiriyorlar Yok artık. ya, o kadar da değil ya. Yani Yani şöyle, ben mesela bayağı. hala dinamizm konusunda Zaten. Kerem'in çok ilaç olacağını düşünmüyorum. Ama kaleye yüzünü döndü mü dikine oynar. Ama onu da Evet. alacaklar ya. Yani Okan Hoca defalarca söyledi zaten. Hani biz 8 numaraya öyle bir transfer yapmak istiyoruz Ayıp ki o. elimizdekilerden
Uğur demişti değil Ha şey, mi? o Uğur şey demişti ya. Hayvan ol hayvan, Hayvan 8 ol numaram hayvan olayım sekiz diyor. mi? Evet, zaten şunu söylüyorlar ya, yani elimizdekilerden çok daha iyisini bulursak almak istiyoruz diyorlar ve bunu bulmak istiyoruz şu anda ki buna ciddi bir para ayrıldı. Ciddi bir mesai harcanıyor. İnşallah çok iyi birisi gelecek oraya. Peki size bir soru sorayım. Yani merak ediyorum. Daha doğrusu konuşmadık bu konuda da. Raşisa'nın gönderilmesi veya hiç düşünülmemesi sanki bana şöyle geliyor. Alınabilirdi Raşisa. Tercih edilmedi Galatasaray Hoca Öyleydi abi. tarafından. Öyle Çünkü zaten abi. Beşiktaş'ın 5 milyon euroya aldığı bir senaryoda zaten sen onu aldırdın 5 milyon euroya. tabii ki. Ama şöyle işte tercih edilmemesinin sebebi şu an anlayamayız abi onu. Ben bir fikrim var bu konuda. Tabii abi söyle. Bence geçen seneye oranla Barış Yarbilmez'in farklı bir rolü var artık. Yani kullanılabilecek bir aset haline getirmeye çalışıyorlar. Değeri olan, satılabilecek olan. Bu bir. Yani bir rol vermeye çalışıyor. Ana rollerden birisinden. Yani ana rol demeyeyim. Ana rol Torreira, Icardi vesaire, Muslera'dır. Başaltı rol. Yani çok fazla süre alacak. Çok fazla rotasyonu kullanacak. Biz diyor muhtemelen benim bir başlığım vardı mesela. Barış Alper'in iyi oynadığı bir maçta. Yerli rasista demiştim ben ona. Tabii ki birebir özelliği örneği. Tabii ki Rashica biraz daha garanti pasta daha farklı özellikleri var ama geriye gelme, fizik kalite koyma, kanat oyuncusunu tamamını kullanma. Bu açılardan sanki Rashica'dan alacağı verimi bence eksik veya fazla. Şimdi yarın bir gün der ki ya bunun neresi Rashica dersiniz biliyorum Barış Alper için. Ama yine de Rashica Barış Alper Yılmaz'ı Rashica olarak kullanabileceklerini düşündü ama eksik ama fazla. Oraya farklı profilde bir oyuncu baktılar gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten Okan Hoca da Barış Alper'e çok mesela destek çıktı. Maçtan sonraki açıklamalarına bakın. Evet, hatalar yapıyor ama isteğinde arzusunda hiçbir zaman bir sıkıntı yok. Doğru. Yani ve elinden gelen her şeyi yaptığını görüyoruz diyor. Ve açıkçası taraftardan da sonuçta birkaç defa böyle bir mırıldanma oldu statta top kayıplarında Barış Alper'in. Ya da bazen işte Barış Alper'in maalesef karar vericilik kısmında biraz sıkıntı olduğu için onlara dair de hani Okan Hoca ya sahip çıkın. Çünkü hakikaten aset olarak görüyor Barış Alper'i. Onu net olarak Barış Alper'de görüyorsunuz. şöyle bir negatif yorumum var. Barış Alper karakteristik oyuncu profilinden çıkmaya çalışıyormuş gibi bir hissiyatım var benim. Yani oyunda başka şeyler de göstermeye çalışıyormuş gibi. Aslında onun oyun setinde olmayan, onun yetenek setinde olmayan şeyleri yapmaya çalışıyormuş ve bununla biraz sivrilmeye çalışıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü Barış Alper'in en önemli özelliklerinden biri ofansif anlamda ilk adımının çok hızlı olması. İlk adımının çok hızlı olması sayesinde topu sağ çizgiden yuvarladığı anda adamı geçebiliyor. Ve çok kuvvetli Ha, olduğu için de omuz omuza da gelse aynen geçiyor. öyle. Sonra ortayı açabiliyor, pası verebiliyor ayrı. Onlar ayrı konuşuruz. Ama o ilk adımda adamı geçebiliyor. Ama son dönemlerde mesela öyle sıkıştığı zamanlarda ortaya dalmaya çalışıyor mesela Barış Alper. O ortaya dalma işleri çok Barış Alper'in işleri değil. Biraz daha fizikle, biraz daha işte ilk adımın verdiği hızla beraber işte çizgiye daha hızlı inme şeklinde bir avantaj yaratmak zorundayken kendine. O daha böyle işte Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün gibi Ben onun aksiyonlar almaya çalışıyor. dediğini gördüm bu arada genel anlamda ama ben sanki onun Brasisa'da başladığını düşünüyorum. Okan Hoca'nın hani bekler açıldığında o kanat forvet Kerem'i 10 numara yani bekler çizgiye bastığında Koridor kenarlarda paylaşımını o yapmışlar. içeriye giriyordu ve ciddi ama bunu bu sefer Brasisa'yla çok öyle içeri giren bir oyuncu değildi. Ama maçı senenin son maçlarında Brasisa'da o bölgede ciddi şekilde vakit harcamaya başladı. Yani Kerem'in paralelinde, asimetriğinde aynı şekilde belki Barış Alper'den de öyle bir şey bekliyor olabilir. Bir de şu da vardı. Barış Alper Yılmaz'ı 9 numaraya Galatasaray yönetimi teknik heyeti hazırlıyordu. Yani bir yanda kanat, bir yanda 9 numara. Belki biraz bir şeyler şaşırmış olabilir. Kendi ekibim vardı. Burhan Can'a verdiği mesela röportajda. Benim çok hoşuma gitti. Evet o. Yani Aynen. ben başarılı öne çıkmasını biraz ona bağlıyorum. Kendi performans ekibi var ve sürekli testlerde işte performans değerlendirmeleri falan yapıyorlar. Bir şey daha soracağım. Ya, kabaca bir fikrinizi aldım ama ben Yunus'u son 2-3 maçta beğendim. Çok fazla linç Aynı ediliyor. şekilde Çok büyük düşünüyorum. haksızlık yapılıyor Çok abi büyük şu an. haksızlık yapılıyor. Evet, Evet. bence çok büyük Bence de. haksızlık Çok yapıldığını düşünüyorum. basit 2-3 tane gol kaçırdı. Doğru. Hepsi de karşı karşıya. Ve orada da genelde ters ayağı ya da hani o ayağı düzelteyim derken kaçırdığı goller. Ama bence Yunus girdikten sonra hepsinde bu maçları niye oynadı? Abi Yani şimdi biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum Yunus'ta ben de. Yunus'a şöyle bir haksızlık ediliyor mesela. Ben bir süredir Mertens'i beğenmiyorum mesela. Hakikaten yani oyun
oyunun ofansif açısından beğenmiyorum diyeyim. Doğru, doğru, doğru. Düzelteyim. Çünkü defansif açıdan ve ilerideki presten dolayı Mertens'ten çok memnunum. O ayrı mesele. Evet. Ama mesela ofansif açıdan da yani Yunus bence Mertens'ten çok çok daha iyi işler yapıyorken Mertens'in hiç bu konularda konuşulmaması ve Yunus'un bayağı çarmıha gerilmesi falan çok enteresan geliyor bana yani. Geçmişte gelmiş. Geçmişteki iyi performanslar Mertens'i biraz E tabii tuttu. Ya bir öyle. de böyle bir gol attı şimdi Avrupa'da. Yani işte, ama sana katılıyorum. Hatta ben analiz çok uzun sürmesin diye yapmadığım şeyi söyleyeyim o analizde. Mertens'in preslerini işledim yani. Merkeze geliyor. Bir de herkes duruyor. Mertens basıyor böyle direkt. Evet. Ve herkes arkasından topluyor. Ciddi bir katkı veriyor. Orta saha olarak, pres olarak. Ama hemen arkasından abi içe kat etti böyle sol sağ kenardan Barış Alper'in kanadından oyuncu görüyor 5 metreye veremedi ya yanlış pas. Hani böyle dikine verirsin veremezsin anlarım. Hat kıran pas atarsın. Dümdüz 5 metreye veremedi. Ve Evet. şey diyecektim hep. Her kim olursa olsun oraya artık gücü kalmıyor, aklı kalmıyor. Yani zinde gelmiyor artık o arada. Çok basıyor çünkü. Abi ama işte orada da yani Mertens'i şimdi başta mı kullanacaksın 60'a kadar ya da 45'e kadar yoksa sonda mı 60'tan sonra 55'ten sonra kullanacaksın? Bir soru daha var Sence mesela. hangisi daha iyi abi? Hangisi daha iyi Ben senaryo? son şu andaki yeni kadroyla beraber Hakim Ziyech'le geldikten sonra pardon. Ziyaş. Öldü bugün ya. Ekinsoy'la Ay. beraber bakıyordum böyle. Bunun tweetini bir gördüm. Şimdi yerlere attık emin ederim ya. Öyle bir zamanda attım ki. Ama hala bu arada durum çözülemedi abi. Arapça konuşanların çoğu Ziyaş olduğunu söylüyor. Ama adam baya bildiğin Ziyeş diyor. Kendisi Hani Ziyech diyor. kendisi Ziyeş diyor. Yani hangisi doğru ben işin içinden çıkamıyorum. Yani ben zaten yanlışlıkla Ziyek diyeceğim büyük ihtimalle. Ama Ziyeş diye düzeltmiş olalım yani. Galatasaray'ın genel profiline Mertens'in genel profili birebir uyuyor. Görüntüde Mertens teknik bir on numara. İnanılmaz ofansif işler yapan. Abi Galatasaray'da aslında çok iyi hücumda işler yapan bir takım değil. Savunmada inanılmaz iyi işler yapan ve presiyle, rakibe oyun kurdurtmasıyla ve rakibe oyun kurdurtmayaraktan yakaladığı ekstra doğaçlama hücumlarla yani hücumda çıkarken işler yapıyor. Sette hiç hata yok. Gollere baksana ikisine de. Evet. Yani Doğru. çok bir şey yok. Bir önceki de aynı şekilde. Ama hiç kaç tane gol yedi Galatasaray? Bir Zalgiris maçı var pozisyon yediği, bir gol yediği. Beş resmi maç sıfır gol kalesinde. İki İki gol gol. yedi Ha, abi. iki gol İlk pardon. Zalgiris maçı ondan beri de O gol işte yemiyor. ilk o zaten bir de bir sürü pozisyon da yedi. Evet. Onun dışında. Yani bir Muslera'nın da öne çıktığı maçlar değil. Orada da bir Trabzon'da. kur yani şey oyun kurgusu hatasından kaynaklı Bu arada aslında Muslera bu. iyi başladı. Bak Evet. bu önemli abi. Muslera genelde kötü başlardı. Bu Sonradan iyi sefer çoğu bitiriyordu. evet iyi bitirirdi. Bu sefer iyi başladı. Yani Galatasaray Kötü özünde iyi bitirmez savun. inşallah abi aman. Evet, Galatasaray özünde iyi savunma yapıyor. Mertens de özünde iyi savunma yapıyor. Aslında hücumu Yunus'a göre veya başka bir hücum oyuncusuna göre şey için Patrick şey söylemişti hocası Zaha'nın şey Crystal Palace'dayken ben onu sahanın diğer yarısındaki savunmaya katmıyorum diyordu. Katabilirim. Tottenham maçı var inanılmaz iyi savunma yaptığı Zaha'nın. Ama aynı olaya geliyoruz. O kadar koşarsan önde iş yapamazsın. Doğru. Bu kadar basit benim. Yani şey Messi muhteşem işler yapıyordu. Arkadaşlar Messi dünyadaki en kötü futbolcunun 8 kilometre koşuyor da Messi 6,7 falan koşuyordu. Evet. Yani sen ben işte hakem daha fazla yani. Hakem zaten daha fazla. Sağdaki teknik direktör Kaleci daha fazla yedek koşuyor. kulübesi daha çok koşuyordu Abi Hacı da Messi'nin. benzer değil miydi? Yani Hacı da bu anlamda çok rahat ediyordu Abi Okan sonuçta. Suat Emre nereden doğdu Tabii zaten? ki abi. Yani Okan Suat Emre olayı yani 3 tane Torreira düşünün. Doğru. Ben Suat Kaya'yla röportaj yaptım bir kere Ulus'ta. Şey anlattı işte yani. Yani kendisi çok söylediği için söylüyorum mesela. Yani sigara içiyormuş mesela. Ne diyordu hocam lan? Ben ne zaman sahada koşmazken görür o zaman gelip bir şey söyler herhangi birisi bana derdi. Fatih Hoca için diyorsun. Herkes için söylüyordu yani. Herkes. Sigara şey Ya Fatih yani Hoca için söylüyorsa sıkıntı var. yok yok. Yani Fatih Hoca öyle şeylere çok şey yapmıyor yani. Sağ içine bakıyor. Tabii. Ben yani sağ içine bakarsam ben nasılım diye bir bak. O kadar iyiydi yani. Suat, Okan, Emre. İnanılmaz bir baskı unsuru ve Hacı onun rahatlığıyla eli belinde geziyordu yeri gelince. Yani iki çıkıyordu ama iş Doğru, bitiriyordu. doğru. Peki abi şimdi Ziyech dedik. Ziyech sence kanat mı oynayacak, 10 numara mı oynayacak? Bugün gelen sorulardan bir tanesiydi mesela. Etete alındı oraya mesela Kanada. Evet, bir de oraya
Tete'nin de mevkisi çok net. Sağ kenar forvet. Evet. Ziyech. Ziyech diyelim. Ziyaş. Abi bence bir Ziyaş. 10 numara oynatacaksan ben o takımda muhtemelen yani en iyi oynadığı yer, en kötü oynadığı yer demiyorum ama Ziyech oynatırım herhalde. Evet. Yani yenilerden şimdi Zaha. Şimdi Kerem de var. Şimdi ne oldu öndeki abi? Kerem, Zaha, Ziyech, Tete. Tete. Bu dördünden biri yetek mi kalacak her seferinde? Yani çok Yani enteresan. şöyle işte Tek derdimiz bu orada olsun da hakikaten acayip abi bir sanırım onu yani o böyle bir şeyin olmamasının tek kurtuluşu üçlü savunma gibi duruyor. hey, onu da yapmaz abi Üçlü daha. savunma İhtimal hayatta olmaz vermiyorum. abi. Neden Hayır biliyor musun? hayır şeyden diyorum. Yani onların dördünü birden o şekilde oynatmanın tek yolu gibi geliyor bana Hayır yani. abi yeni bir bak şeye dikkat ediyor musun? Bence Ya da 4-1-4-1. Orhan Hoca'nın Hayır. üçlü oynattığı bir maç var işte. Eskişehir'e karşı Yo, oynatır Göztepe'deydi. ya da oynatsın demiyorum. Hani 3-0 o yeniliyorlar. hepsini dizmeye çalışıyorum. Dizemiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani o yüzden. Zaha'nın Manchester United'daki sonuydu üçlü savunma biliyor musun? Şimdi David Moyes olmadı. Kiralık gitti geldi falan. Fangal var. Fangal diyor ki ona ya diyor kanat bek oynayacaksın ya da santrofor. 21 yaşındaki Zaha. Hayatında diyor hiç kanat bek oynamadım. Hiç santrofor oynamadım. Yani öyle aslında şey de haklı. Fangal da haklı. Çünkü Fangal 3-4-3'te ve pardon 3-5-2'de iki santrofordan biri değilsen ne olabilirsin? Kanat peki olursun. Kanat peki olursun. Aynen öyle. Başka bir şansın var mı yani? Hayır yok. 3-4-3 olsa yine hani yine olursun bir şey orada. Santrofon arkasındaki kenar oyuncudan birisi. Ama 3-5-2'de ben sistemini belirlemiş. İki tercih sunmuş ona. O da tekrardan Crystal Palace oynuyor o şekilde ya. Yani. Ben diyor hiç oynamadım. Sanki bana böyle bir başarısız senaryonun çok iyi bir senaryo Peki kurmuş gibi. abi yani bunun Kerem, Zaha, Ziyech, Tete. Yani bu dördünü birden sahaya sürmenin formülü nedir? Yok. Ben şöyle bir şey görüyorum son dönemde. Abi mesela şimdi Chelsea şeye bakalım mesela Liverpool'a. Szoboszlai kenar forvet. Gakpo öyle. Ya bunlar artık adamlar şey oynatıyor, merkez oynatıyor yani. McAllister'ın önündeki 2-4-3'ün 2-8'inden şey dolayısıyla iş böyle olduğunda en iyi ihtimalle zayıf rakibe karşı ligde Torreira'nın önünde ben atıyorum, sallıyorum tamamen. Zaha'yı oynatamazsın. İşte atıyorum bence Tete'yi de şey yapamazsın. Ziyech oynatacaksın mesela veya Kerem'i. Yani sekizleştireceksin. Yani sekiz de ofansif on aslında. Yapmazsan başka bir türlü kurtuluş Yok. yok. Evet. Bu çok son dönem futboluna baktığın zaman çok sık gördüğüm bir şey. Yani öyle bir şeyler çıkıyor ki artık. Peki Okan Hoca'nın kafasındaki plan bu mu sence? Yani burada oynatmak istediği şey bu mu? Evet, mesela şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi normalde Odegaard vardı. Diğeri de şeydi. Kimdi şeyden aldıkları? Kai Havertz. Partey'i sağ bek yaptı abi. İki tane şey. Declan Rice'ın önünde 2-8. Odegaard. Hadi Odegaard biraz şey nedir o? Şampiyonlar Ligi'nde en uçta oynayan ve tek gol atan City'ye karşı Kai Havertz. 2-8'e bakar mısın? Şimdi bunların 8 oynadığı yerde atıyorum şeyde Liverpool'da Gakpo'yla neydi diğeri McAllister'ın Evet. önünde bu kadar ofansif oyuncunun 8 oynadığı noktada gayet rahat oynayabilir. Ya bir de kurgu da önemli tabii ki orada Tabii yani. ki, tabii ki. Takımın nasıl yerleşeceği, hangi pozisyonlarda nasıl aksiyon alacağı da çok önemli. O tam senin şey dediğin gibi işte abi. Yani eğer Angelinho'yu oynatıyorsanız takımın kurgusunu ona göre Şimdi bana ayarlamanız lazım. Leipzig'ten Szoboszlai'yi alsan ben derim ki sana Her. solda Zaha yedek mi kalacak Szoboszlai mi oynayacak? Ama adam onu McAllister'ındaki 8'e koydu mesela. Artık bunu yapıyorlar çünkü şey de böyle İlkay da 10 numara yakın bir şey oynuyordu. Savunmaya gelmeden önce İlkay şey oynuyor. Atıyorum. Peki bu Kevin De Bruyne oynuyor mesela. o 8'i oynayabilecek ilk isim sence hangisi abi? İşte biraz o çok şey kurgu gerçekten önemli. Zaha oynamaz. Bunu bilirim. O kesin. Tete de bana göre biraz Tete de bir 10 numara var. Tete çok merkeze geliyor. Kanat Kerem gibi sağ kenar aslında. evet. Topsuz anlarda da çok geliyor. Top alıyor, ediyor ilişkisi var.
Kerem'in tersi gibi zaten. Aynen Tabii. öyle. O şekilde oynuyor. Hatta santrafor mesela Icardi'nin olduğunu düşün. Bazen Icardi Tete'nin yerinde kalıyor mecburen. Tete o şekilde oynamaya Evet. devam ediyorlar. Ama Yani Icardi bunu yapar bu arada. Yani çok da iyi yapıyor. santraforlaşıyor, Evet. forvetleşiyor Ki Tete. şeyde Mesela bak Rashica kanat oyuncusudur. Tete forvet oyuncusudur. Evet. Arada fark var. Ki son Zalgiris maçında bir ilk yarıda bir 10 dakika falan ben Icardi'yi full orta saha ve sol tarafta falan seyrettim Bakan'ın mesela. önünde oynadı şeyde. Evet. Yani enteresan o Abi bu da. arada Trabzon maçında bir topuk pası var Barış Alper'e yine. Barış Alper atamadı. Ya, Şu, inanılmaz bir adam abi onu ya. inceledim işte ben Yani ya. Normalde abi Icardi'nin orada daha güzel yaptığı bir şey. Barış Alper'e koridor açtı. evet. Gitmesi gerekirken zorla Barış şey, Icardi oynuyor. Çarpıp önüne düştü. Ona rağmen çok güzel topuk pasıyla verdi. Bari onu al git. Hani sürüp iki vursa gol olacak ama sürebilir, şut çekebilir, alıp düzeltip şut çekebilir. Seçenekler de orada çıkınca Barış Alper vay vay. Bu arada verdiği topuk pası da şeydi. Aslında top öldü Icardi'ye gelirken. Icardi o topuğu vururken top öldü. Yani top hızlı bir şekilde geldiğinde o topuk pasını verebilirsin oraya. O şiddette. Çarpıp önüne düştü. Evet. Rakibe Ama çarptı. evet Barış Alper'e. top artık hız ve şiddet konusunda ölmüşken o topuk pasıyla oraya göndermek çok enteresan bir şey yani bir Abi forvette. şeye çok kızdım. Bir tane şeyine kızdım Sergio Oliveira'nın. Çok iyi bir maç çıkardı bana göre bu arada. Şeyde, Trabzon maçında. O Icardi'nin out'tan alıp önüne koyduğu şeyi yerden yuvarlasa bakan bu Evet boş kale abi atacak. ya. Pat diye şöyle şu kadar havadan bakan bu doğru. Doğruya ikisinde de suç var belki ama pası verende daha büyük suç var. Orada da Icardi abi. Büyük zeka ya. Yani Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Torreira'nın attığı ve ofsayttan sayılmayan gol var ya. Onun da ilk şutunu çeken Oliveira. Şimdi o da mesela şey. Oliveira ya onu at abi ya. Yani atabileceği bir pozisyondu gayet rahat bir şekilde. Torreira'nın dokunmasına gerek kalmayabilirdi o pozisyonda mesela. çok Fenerbahçe çizmeyelim onu. maçında attı abi aynısını attı. Ha şey diyorsun sen. Direkt yani. O... Tabii. Onu bence direkt vurdu bu arada. Direkt vurdu ama girmedi işte. Torreira'nın İşte topu mecbur tabii vurması. şey Ronaldo'nun gibi oldu Ama yani. şey günden güne abi ben Torreira'nın pas yeteneğine bayılıyorum ya. Abi Abi geçen seneden inanın beri geçen dilimde seneden tüy inanın bitti, tüy bitti. yani %98 oran çok iyi yani. Geçen seneden beri dilimde tüy bitti abi. Abi şu konuda biz biraz yanlış yapıyoruz. Bir oyuncunun bir özelliği çok top seviyedeyse, çok üst düzeydeyse diğer özelliklerini çok arda şey yani göz ardı ediyoruz. Doğru. Örnek veriyorum. Torreira müthiş bir defansif katkı veriyor vesaire. Adamın sadece defansif katkı veriyormuş gibi lanse ediyoruz. Ya şey Raşit Say'la alakalı yorumları okuyorum. Abi insanlar Raşit Say'a sadece bek kovalıyor diyor ya. Ya işte. Ya olur Ay mu doğru, abi çok yani? haklısın bu Bak arada. Çok haklısın. çok sivrilen bir özelliği. Çok Raşit Say'ın haklısın. defansif katkısı işte çok araya girmesi, kademeye girmeleri falan çok sivrilen ve göze batan bir özelliği. Ama sanki sadece bütün yaptığı şey oymuş Ya gibi. Mertens'in yokluğunda muazzam bir 10 numara oynadı ya. İnanılmaz. Aynen Dayattığı öyle. paslar onlar ayrı bir konu. Şeydeyken Boye ile olan uyumu, çalımı bir de onu sol kenarda koysan ya bir de adamın yaptırdığı iki üç tane penaltı var yani biliyorsun. Evet. Penaltıları var, soldan çektiği direkleri var 2-3 tane. Yani çok doğru. Rashica da çok yanlış. Torreira. Ben mesela iki tane üst üste inceledim. Fred abi iki ayağında kullanıyor. Bana göre bu benim kendi kişisel fikrim. 10 kat daha iyi pasör Fred'den Torreira. Evet. Bak 1-2 de değil yani. Benim kendi kişisel fikrim. Ama Fred'in de önde enerjisi çok yüksek. Torreira'da eksik olan ne biliyor musun? Birazcık. Şimdi abi mesela Kerem Demirbay o kadar iyi pas, onun kadar iyi net pasör değil. Yani ayağı keskin değil daha doğrusu. Ama Kerem Demirbay'ın düşünce biçimi Torreira'dan daha 10 numara. Aynen. Torreira bazı pasları atabilir. Attığında da muhteşem atıyor. Evet. Ama atmamayı tercih ediyor. Bu şey gibi aynen. Topu sırtı dönük alıyor. Aslında dönüp kurtarabilir kendini. Ama %50 ihtimal varsa kaybetme ihtimali ve gol yedirme girmiyor oralara. Evet. Çok güzel derine pas atabilir. Hat kıran pas atabilir. Ama atmıyor. Ama zamanı gelip attığında da muhteşem atıyor. Abi hemen örnek vereyim. Geçen sene Kasımpaşa maçı 1-0 yenikken bir duran toptan geri dönen topu hiç bekletmeden Yunus'a indirdi. Tabii. Çok derine bir Yunus'a top indirdi. Yunus da oradan çalımı atıp Gomis'e asistini yaptı mesela. Aslında baktığınız zaman tam olarak örneklediğim bu. Evet. Abi Bunu bayağı kaç kere yaptı abi sezon evet. boyunca?
Yapabilir mi? Yapabilir. Ama Kerem'in akrep 10 numara gibi çalışıyor. Çok riskli pas diyor. Bak o eleştirildiği ilk başta bile Kerem Demirbay'ın alır almaz hat kram pas denedi sürekli. İki tuttu, üç tutamadı. Bazen basit pas atamadı. O yüzden onun zaten bence problemlerden birisi %72, %75 pas oranı çok düşüktür bir orta sahaya göre. Ama denediği risk katsayısı. Bu istatistiklere var ya hiç bak hiçbir istatistiği sallamam. Kendim görmediğim sürece. Kaleci istatistiği. Birisi diyor ki DHA'nın isabet oranı %49. Atıyorum mesela pas takımı bir tane önemsiz. Bu %95. Biri sürekli stopere vermiş. Diğeri sürekli 40 metre atmış abi. %50 ihtimali atmış. Yani ara pas istatistiği ne? Yani 30 Pasın metre uzunluğu ne bir sürü ortalama detay sana? gerekiyor yanına. 30 metreye aşan paslardaki istatistik başkadır. Sürekli dibine verdiğin. Birisi sürekli olarak riskli 3 kişinin arasında kaptırma ihtimali olan pası veriyor. Diğeri sürekli yanına veriyor. Doğru. Abi bu arada pas konusu demişken ben bir konuya daha biraz değinmek istiyorum. Tahmin edeyim mi? Kerem Aktürkoğlu. Evet. Doğru. Şimdi burada seninle ters düşebiliriz. Umarım Nasıl şaka ters abi? ters Nasıl düşmeyiz. şaka? Güzel şaka. Ya izleyicilere açıklayalım bu arada. Az önce böyle bir ufak bir görüntü kaybı yaşadık. O yüzden böyle bir geriye aldık. Tekrar başladık buraya. Evet. Onun bir şakasını yapayım dedim. Yani şöyle ya Kerem sanki birazcık bu hatlar arası savunma arkası pas meselesini Riskli pas. riskli pas meselesini biraz fazla abarttı. Yani bazen gerçekten çok kolay verebileceği ya da hiç denememesi gereken şeyleri de fazla denemeye başladı. Ve bu hem top kaybı sayısını bence gereksiz arttırmaya başladı. Hani top kaybı olabilir ama hele ki böyle oynayan oyuncular da kesinlikle olabilir. Ama bu iş birazcık böyle gereksiz top kaybı ve gereksiz zorlama noktasına gitmeye başlıyor. Bence siz ne düşünüyorsunuz? Ben mesela Kerem'in Hak veriyorum son iki maçı baz aldım özellikle. son maçlarda mesela Kerem'in son iki maç özellikle daha çok top kaybının çok basit işlerde olduğunu düşünüyorum mesela. Yani dediğim gibi yani böyle tam böyle yarım dönüşte yapılan top kayıpları işte ne bileyim top ona gelirken tekte dokunup yana vermeye çalıştığı toplarda da çok fazla top kaybettiğini düşünüyorum. Ama Kerem'in başları zaten hep böyledir. Sezon başları böyle vücuda oturana kadar mı, kondisyona oturana kadar mı bir sıkıntı çekiyor o konuda. Bir de şöyle bir riski var. Mesela şunu bilecek insanlar. Her top kaybı o topu takımın tekrardan kazanması için bir savaşı içeriyor. Yeni bir efor. Yeni Evet. bir eforu içeriyor. Yani topu o yüzden doğru oynamayı bilen teknik kapasitesi yüksek her oyuncuyu Guardiola merkeze çekmiştir. Messi de merkeze çekildi. Bir süre sonra Philipp Lahm da çekildi. Top kaybını ne olursa olsun en aza indirgeyecek dar alan becerisi olan her oyuncu değerlidir. Çünkü dediğim gibi her top kaybı yeniden kazanmanız gereken bir süreci başlatıyor Tabii ki ki. ciddi bir efor. Kerem'in riskli pas atmasında bir şey demiyorum ben. Sıkıntıyı şurada görüyorum. Atak gelişti. Tak diye Icardi'ye imkansız deniyor şimdi. Evet. İmkansızı deniyor yani. Problem nerede? Hiç isabet olmasında takıldı değilim ben. Ama takım yerleşmediği için ki bunu birkaç maçı takım yerleşmediği için topun yeniden kazanılması da mümkün değil o Tabii. alanda. Evet. Haliyle kontra kaçınılmaz. Yani eğer takım sete otursa, bek oraya gitse, defansif otursa, öne gelse, stoperler kendini orada kaybet. Zaten bütün mesele kaybetin. Orada yeniden kazanmak üzerine kurulu. Ama takım yerleştiğinde, sete yerleştiğinde çıkış yapıyor. Anhilo'dan pası alıyor. Alır almaz imkansız deniyor. O anda da bütün arası ileriye koşmaya çalışıyor oyuncular. Ne oluyor? Rakip bir kapıyor, böyle kalıyorsun. Yeniden kazanma ihtimali olmadığı için tehlike. Bu arada bir önceki kadro 2-8'i böyle ofansif oyuncudan oluşturduk ya. Kadroyu yaptım abi, onu size Hadi söyleyeyim. yapalım. Hadi. Geri dörtlü aynı abi biliyorsunuz. İşte Boy, Nelson, Nelson Abdülkerim, Angelino. Abdülkerim. Torreira merkezde abi tek oyun kurucu savunma önünde. Yani 4-3-3 yaptım. Torreira'nın önünde Ziyech ve Kerem. Tamam mı? Ziyech burada, Kerem burada, sola Tamam. kayık. Kerem'in önünde Zaha, Icardi, Tete, Icardi. Tete. Zaha, Icardi, Tete. Peki yeni alırsak 8 numara onu ne yapacağız abi? Abi onu da çok iyi almayacağız işte. Tamam, o Ama şey çok olacak. Yani bir tık böyle %100 hiç almayalım oynaması abi ya da şey alacaksın. Çok potansiyelli bir genç. evet 8 abi numara. burada bile Kerem Demirbay, tamam mı?
Oliveira falan Orhan yedek yani bu abisi kadroda. kurtardı. Gelin abi bana söyleyeyim. Şey, şey gibi. Erden Timur beni arasın. Kurtarıcı Aynen formülünü abi. buldum. Buldum. Yazdım. Ben buldum. Ama size buradan bir bak. Şuradan bir soru soracağım ama yine de. Şuradan. Şimdi sizce bu Zaha bir Çetete 2 Hakim Ziyech. Şu anki kadro Galatasaray kadrosu aklınızda. İlk çıkacak oyuncuyu söyleyin. Söyle. Kerem. Hayır. Ne manada? Şu anki kadroda ilk çıkacak Kerem değil. Kerem de çıkabilir de. Ya bana gene de Kerem'i kesemeyecekler gibi geliyor. Yani hiç kimse Kerem'i kesemeyecek gibi Kerem geliyor. iyi zaten şu anda da ama şunu Anlamadım. söylemek Sen istiyorum. çıkacak oyuncu mu Kerem diyorsun? Ha, Kesemeyecekler. ben kesemeyecek. Ben yanlış Hayır. anladım sizi. İlk Tamam. kesilecek ya. Şimdi dışarıda Zaha var. Dışarıda Tete Tamam ver var. işte. Dışarıda Ziyech var. Şu andaki kadroyu biliyorsunuz. Evet. Trabzonspor kadrosunu düşünün. İlk çıkacak oyuncu kim? Yani Barış Alper Yılmaz. Ben Barış sizin yerinize Alper. yatıyorum. Tabii tabii. Ha, şu anki de. Abi, Tabii tabii pardon özür dilerim. Biz biraz Aa, anlayana kafa, kadar evet. kafa durdu Biz ya. seni anlayamadık. Yani, evet dışarıda isimler var ya çıkacak. Zaha, Tete, Ziyech içeriye girecek. İlk çıkacak Barış Alper diyelim. Diğeri Dünyanın en basit sorusuna Aynen öyle ya bence. kafamız karıştı ona gülüyorum şu Bak an. ikinci isim kim çıkacak abi? Sizce? Mertens. Mertens değil mi? Evet. Şimdi olağan çıkışlar bunlar. Abi bu ikisinin çıkması demek Galatasaray'ın farklı bir oyuna geçmesi gerekir. Doğru. Evet. Ve ikisinin de özelliği Direncinin topsuz alan düşmesi lazım. dirençle ilgili, presle Demek. ilgili, şeyle ilgili. Ya bu iki tane bunları çıkarıp mesela bir Ziyech, bir Zaha ekledin mi ya da Tete Zaha, Tete Ziyech. Başlı başına Galatasaray'ın onun değişmesi gerekir. Evet. Ya geçen sene oynadığını çok başka bir şeyini oynaman lazım. İşte o zaman Kerem'in o erkenden o pas atma şansı yok abi. Doğru. Çünkü o zaman Galatasaray dinlene dinlene seti kırabilecek yeteneğe de sahip oluyor. Aynen öyle. Ve o zaman kesinlikle takım yarışması gerekir. Yani teknik direktör gelecek Kerem'e diyecek ki o pas atma. %20 ihtimal gidebilir. Gitmediğinde takım yerleşmediği nokta senin Mertens'in yok, Barış Alper'in yok. O kadar topu alamazsın yani. Yerleşeceksin. Pasın bir amacı vardır her zaman yani. Evet. Pasın amacı mesela Guardiola diyor ki takımı yerleştirmek bir kere. Daha sonra pas yaparaktan rakip savunmanın düzenini bozmak. Yani pres yapacak ki o da sana karşı. Topun peşinden koşturacaklar. Topun peşinden koştururken düzeni bozulacak ki sen bir şeyler yap. Zaten karşı preste oradan doğuyor. Onlar Aynen sana öyle. pres yapıyor. Topu kaptığında sen de onlara karşı bir pres yapıyorsun. Ama onlar sana pres yaptığı için tamamen düzensiz oluyor. Ve karşı pres çok etkili oluyor. Çünkü 3 saniyede yaparsan adam sağ bek iyi paslaştığın zaman sola gitmiş, sol bek oraya gitmiş. Topu kapıyorlar ama kim nereye oynayacak bilmiyor. Küçük bir baskıyla topu geri kazanıyorsun. Böylece sürekli hücum yapıyorsun. Demek istediğim Galatasaray sette artık oynayacak oyunu. O yüzden bir tarafında Zaha, bir tarafında Tete varsa seti kırarsın abi. Peki bir sorum var sana. Raşistan'ın alınmamış olmasının bir sebebi de bu olabilir mi? Yani Galatasaray'ın Okan daha Hoca'nın iyi oyunu değiştirmek oyunu istemesi. değiştirmek istemesi ve seti daha iyi oynamak Okan istemesi. Hoca'nın bir tane çok kritik bir cümlesi vardır. Benim kafamda çok önemli. Ben zaten bunu kadro mühendisliğinde de kullandım. Evet. Öndeki oyuncuların karakteri dedi. Arkada alacağımız oyuncuların da karakterini değiştiriyor dedi. Doğru. Önde Ziyech varsa o zaman Paredes alsın. Ama şöyle bir durum var abi. Yani son dakikalara kadar Okan Hoca hep Raşistayı çok istediğinden bahsetti. Abi işte orada şöyle bir şey. Rasista tarzı bir oyuncu gerekiyor zaten. Ama Barış Alper Yılmaz var diyor ama rasista varsa hani şey de var biraz. Şöyle de bir şey oluyor maalesef. Türkiye'de maalesef. Ben dışarıdan böyle bakmıyordum. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var abi. Şimdi diyelim ki insanların anlayabileceğini anlatmak için söylüyorum. Merkezde mesela bir yerde şey var. Torreira olsun tamam mı? Diğer tarafta da teknik bir orta saha söyleyelim. Çok farklı Torreira'dan. Torreira gerçi her şeyi yapabiliyor bu arada ama Evet. bir tarafta Melo olsun. Bir tarafta da Selçuk derinde olsun. oyun kurucu olsun mesela. Tam tersi Selçuk olsun. Seri olsun mesela. Seri olsun mesela. Evet. Adam Melo'ya da evet diyor. Seri'ye de evet diyor. Evet. Benim planım bu. Bana seri uymaz. Genelde denmiyor abi. Evet. Doğru. Maalesef. Biz şey sanıyoruz. Çok profesyonel gidiyor. Bu Galatasaray için değil. Fenerbahçe için böyle. Galatasaray için böyle. Beşiktaş için böyle. Zaman zaman bak Bayern Münihliler falan bunu yapmıyor. City'ler bunu yapmıyor. Benim X ve Y özelliklerine sahip bir oyuncuya ihtiyacım var. Dünyada en iyisi hangisi diyorlar. Yani öyle bakıyorlar oyuncuya. Tabii. Mesela çok enteresan bir transfer oldu. Kendimi kutlayacağım ama kanıtım yok. Alp Özgen'le çok fazla ben şey yaptım. Kanıta gerek yok abi, kutla sen. Bak Alp Evet, Özgen'le evet. çok fazla Bundesliga maçı anlattım. Ve orada Vitor Endo vardı.
her zaman dedim ki o kadar dikine oynuyor ki oyuncu. Yani her topu ısrarla sağa sola değil de 3 metrede bile dikine oynuyor. Tam Klopp'luk oyuncu dedim yani. Bak yıllarca bunu söyledim. Bundesliga maçlarında bugün Klopp aldı. Evet. Çünkü Klopp pres yaptıktan sonra o geçişi çok sever her zaman Hı-hı. için. Yani sağa sola şuraya böyle değil dikine. Endur'un en büyük özelliğidir. Ve normalde 30 yaşına gelmiş hayatta şu anda tahmin etmezdim. 3 yıl önce belki. Ben Bundesliga yorumlarken. Yine de aldı. Yani bak burada Alp Özgen bizi izliyorsa şey yapsın. O çok yorumları biraz da şey Alp yapıyoruz. Alp abi yorumlara yazsın lütfen. Evet. Ya, izler o bu arada. İzler çok sever. Sonradan da olsa izler hep. Alp abiye de selamlarımızı iletelim bu arada. Çok iyi Çok, spiker çok o da. tatlı bir adam aynı zamanda. Yani onunla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Spikerle maç yorumluyorum mesela ben. Bazıları anlamıyor. İşte bazılarını seviyorum. Futbol anlayan insanları. Çünkü abi dünyanın çok iyi spiker diye geçiyor bazıları. Futboldan hiç anlamıyor. Yani çok az anlıyor. Sana bir boşluk bırakıyor. Yorum yapıyorsun. Ama o yorumun spikerin nezdinde hiçbir yeri yok. Konuştun sen tamam ben maçımı anlatıyorum diyor. Alp benim yaptığım yorumu futbolu sevdiği için gerçekten önem verip 3 dakika sonra o yorum çıktığında Değerlendiriyor. Orhan Uğur yani izleyiciye de hatırlatıyor. Seni değerli kılıyor. Aynen. Bu çok kritiktir mesela. Diğeri bağıra bağıra maç anlatıyor mesela. Ve çok profesyonel. Çok çabalı Çok çabalı maalesef onlar. O yüzden rahat konuştum. Bir kişi üzerinden olmayacak aklıma, galiba. aklıma özellikle biri geldi. Neyse. Aynen. Yani o yüzden rahat söyledin değil mi? Çok olduğu için. Tabii çok olduğu için. Herkes. Abi şöyle şöyle maç anlatan var biliyorum Erinç ya. Türkiye Süper Ligi'nin özellikle. Süper Lig'de de abi ne kadar işin içine girmezsen futbol yorum yapmazsan o kadar temiz maç anlatmış oluyorsun. Evet. O yüzden çok iyi spiker dediğin yaptığı tek şey Balic atıyorum. Zaha sadece bununla maç anlatıyor. Aynen. Bu kadar bak. Bunun bir adım ötesinde geçmiyor ve çok güzel maç anlatıyor çünkü tepki almıyor. Evet. Yani bir şey değil. Biz de öyle değil. Biz Türkiye'de Avrupa maç anlatmak da zor be abi. zor. Ben anlıyorum. Onlara başka bir seçenek bırakmıyor. Yani zor Spikerlere. çünkü şöyle söyleyeyim sana. Yani daha bugün Ali Ferhat Otun linçlendiğini gördüm. Çünkü Ne kadar işte şey yani. Icardi'nin golünde işte aşkın olayım söylüyor taraftar falan filan diye onun bir betimlemesini yapıyor golden sonra. Çok da güzeldi bu arada betimleme. Çok Bence da de, bence güzeldi de. evet. Çok Ya da ama yani güzeldi. Ali Ferhat Otun arkadaş Fenerbahçe maçlarını da mı hiç izlemediniz yani? Aynen. Adamın tarzı bu zaten. Ya bir de yani ne oldu abi biraz Yani mesela biraz sakinleyin de. belki de en iyi spikerlerden birisi Türkiye'nin. Özkan Öztürk'tü. İşte bu Icardi gol attıktan sonra işte şarkı çalıyor arkasından söylediği Evet. şeyler. Bayağı bir viral oldu. Aynen. O küçük videosu gezdi her yerlerde. Ben çok severim mesela şeyi. Bir de Özkan'ın Reels'ları da meşhurdur. Evet. Kendisini Evet. çekerken şeyleri. Ya abi şu bence önemli. Oyunu güzelleştiren, oyuncuyu daha fazla ön plana çıkaran ve yıldızın da PR'ını yapan sunucular, spikerler tabii ki değerli. Yani bu sonuçta bir yerde de ya bir yerde bir show business abi sonuçta. Tamam evet işin taraftarlığı var, şusu var ama ya bunun yapması lazım zaten ya. Yapmıyorsa bir sıkıntı Ama bir de vardır. şöyle, spikerlerde bir manşet bir anlatım yapması bir şekilde bekleniyor yani. Örnek veriyorum işte Sabri abinin şeyi nasıl anlatalım bu golü şimdi size? İşte Hacı, 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 hacı. Ercan Taner'in hacisi, işte Arrivederçisi, Ne? Allah'ım golü, Abdin işte Arena'da Abdin Snyder'i. Arenada Snyder, Gökhan Abdin Arenada Snyder'i falan böyle bu tarz Ben şeylerin size vermesi gerekiyor ben yani. ama bir çok büyük bir gerçek söyleyeyim spikerlikle ilgili abi. Ya bu işi yaptığım için yani spikerlikleri Esport'un bak kadrosunu kurdum çok şey. Abi spikerlikte tek önemli kriter var. Ne kadar kötü, ne kadar iyi spiker olduğunun hiçbir önemi yok abi. Tek önemli bir kriter var. Sevdiğin takımın eğer Süper Lig takımıysa bu galibiyeti. Mesela atıyorum milli takım şey oldu. Dünya üçüncüsü oldu ya. Ben anlatsam hatta bırak onu ben. Yani Ajdar anlatsa o bile şey olurdu. Türkiye'nin en büyük spikeri olurdu. O kadar önemlidir bak o. Zafer anlatmak abi. Ağaçların milli takım maçı anlattığını düşün. Gözünün önüne geldi. Yani o kadar önemlidir abi. Yorumculuk da böyle bak şey. Ama yabancı maçlarda da abi gollü keyifli maç olması. Evet. Ben dünyanın en iyi yorumunu yaptım kendi içimden. 0-0'lık bir maçım vardı bak. Bir tane insanoğlu bir şey dememiştir. Hatırlamıyor bile kimse. Bir maç var 4-3 kazandı Gladbach Bremen. Herkes benden bahsediyor. Ben konuşmadım. Gollerden, tempodan maça dair bir gram yorumum yok yani. Abi çok iyiydin diyor. Bak konuşmadım ya. 45 dakikada konuşabilecek alan yok. O kadar tempoluydu. Maç çok güzel. Alp coşmuş orada anlatıyor. Bana övgü atıyorlar ama ben anladım maça dair bir şey söyleyemedim. Çünkü çok tempoluydu maç. Evet abi. Son bir anımı anlatıp kapatıyorum. Temposuz bir maçta bir hata yaptım. Zaten izlemediği için şey
Sol takımın abi yedek kulübesindeki oyuncuyu ilk sağ takıma soktum. Allah. Eyvah. O kimse fark etmedi tabii ki yani. Çünkü maç İyi yapmışsın. 0-0 şey sıkıntı. İyi Ya yapmışsın. böyle bir şey yani özü bu. Adam 0-0'ın iyi spikeri yoktur. Ya Doğru, pozisyonsuz doğru, oyunu. doğru. Evet, şimdi bu konuyu da kapattığımıza göre Molde. Şampiyonlar Ligi'ne artık son adım Galatasaray için. Aynen öyle. Ve rakip Norveç takımı Molde. Kerem, senden önce bir dinleyeyim. Ne düşünüyorsun? İlk maç deplasmanda. Hissiyatını da söyle bu arada. Evet. Valla hissiyatımı da söyleyeyim. İlk maçın kolay olmayacağını düşünüyorum. Torreira yok. Torreira yok. Torreira kart cezası. Ya ben bu arada Trabzon maçında takımı daha iyi gördüm. Onu net bir şekilde söylemek lazım. Hani hem fiziksel olarak daha hazırdı, hem de takım daha, yani dişliler parçalar daha birbirine uymaya başlamıştı. Geçen seneden esintiler gördük son maçta. Ki Trabzonspor zaten yani yarı sahayı bile geçemedi diyebiliriz. Yani bir tane Evet. pozisyonları var, Abdülkerim'in hatasıyla olan. Onun dışında zaten Trabzonspor'un pozisyonu yok yani. Özete bakın, pozisyon göremezsiniz ya. İşte bir tane o frikikten olan pozisyon var. Onun dışında hiçbir şey yok. Ve Galatasaray gerçekten işte 5 maç mı oldu? Gol yemiyor. Ama yine de ben Molde maçının çok kolay geçeceğini düşünmüyorum. Zor bir maç. Yani Molde bize göre biraz daha da hazır olduğunu düşünüyorum. Ama tabii arada bir kalibre farkı var. Galatasaray gibi oynarsa en azından ya çok farklı bir galibiyet olmasa da bir galibiyet gelebilir. Ama ya kolay bir maç olmayacaktır. Onu söylemek lazım. Hele ki Norveç'teki maç kesinlikle kolay olmayacaktır. Yani Norveç, Danimarka takımları buralarda oynayan, yani çok büyük takımlar da çok acayip maçlar kaybettiler yani. Evet. Hani onu söylemek lazım. Aklıma işte United Kopenhag maçı mıydı en son kaybettikleri, yani çok bu tarz çok maç oldu. Yani kolay değil abi. Buralarda oynamak kolay değil yani. Bugün onun maçını çektim ben de. Benim korkum var bir tane sadece. Üçlü savunma. Ve iki bek motor gibi çalışıyor haliyle. Evet. Yani her seferinde. Ve Galatasaray biliyorsunuz çıkarken iki bekini ön atıyor. O arkadaki boşluğu değerlendirebilecek en iyi şey üçlü savunma kanat bekleri. Sacha Boey'in veya Nelinho'nun arkasını. O açıdan bir de üçlü savunma aynı anda çok kompakt savunmacı, aynı anda çok kompakt hücumcu olabiliyor. Kafanda bir soru vardı abi. Sana soracaktım onu. Hazır tam konusunu açtın, onu sorayım sana. Anelinho'nun analizinde özellikle bazen bir bekin geride kalması gerektiğini aslında İşte bu maç savunmuştu o bu maç. kurguda. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedik. Ama onun yerine Torreira. Evet. Torreira çöplük Sigorta. yaptı. Yani bir yerde Ama bu maçta oraya da yok işte. evet bir yerde Nelson'un sağına geçti. Nelson şey Torreira Nelson Bardakçıoğlu sıklıkla da arasına geçti. Ve Torreira zaten Torreira biraz önde abartı önde kalsa Abdülkerim'in o pozisyonu Evet. seçsin. Alelu'nun kademesine girdi mesela. Gerçi Torreira için de nasıl yetişsin? Demek biraz şey. Ama işte şey bir de şunu unutma abi. Bunu en güzel Beşiktaş gösterdi. Avrupa'daki geçiş şeyleri çok daha iyi. Tabii. Yani Dortmund'da Beşiktaş oynuyor örnek veriyorum. 15 dakika Beşiktaş bastırıyor. 2 tane 0 hop 2-0. Aynen öyle. Yani Yo, bunu bize aslında bence Zalgiris de çok iyi aynen gösterdi öyle. abi. Bitiricisi yoktu. Bitiricisi olsa çok farklı şeyler konuşuyorduk bugün Büyük yani. risk alıyorsun sen. Bak iki bekini ileri gönderen bütün Avrupa'nın dev takımları 3 orta sahada oynar. Evet. Yani ne kadar Szoboszlai hücumcu olursa olsun Gakpo, McAllister, Szoboszlai, Gakpo. Daha önceden biliyorsun Liverpool'u. Hani 3 tane merkez orta sahada Tabii. oynuyordu. Wijnaldum'udur, Milner'ıdır, Henderson'ıdır vesaire. Bak Paris Saint-Germain'e o da aynı şekilde. Ben şey bu korkuyorum ama bu maç analiz ettim kafamda. Kerem'in maçı olması gerekir abi. Bize ters ayak sürekli içeri merkeze böyle yani sürekli merkeze girecekler. Asla çizgiye kanada inmeyecekler. Evet. Yani üçlü savunma olduğu için ortası çok kalabalık. Hep böyle orta olacaksa da böyle içe kavisli. Bu arada Lines'le de ilgili enteresan değil mi? Bizimle o 6 yıl herhalde oynadı Galatasaray'da. Çok da sevilen bir karakter Evet, oldu. sevilen de bir karakterdi. Ve buraya gelmelerinin de sebebi aslında, bizim karşımıza çıkmalarının da sebebi. 96 15'te mi 15'te mi ne, öyle bir şey atmıştı golü Evet. yani. Şey iç sahada çok iyi hatta bir mağlubiyeti var ligde. Şey şu anda dördüncü onlar ligde ama ilk dört maçta üç şey var. Söyle şunu. Üç mağlubiyet bir beraberlikle başladı.
Çünkü abi Allah'tan Molde'yi biraz nereden iyi tanıyorum. Galatasaray'ın gündemindeydi bir ara. Fofana vardı. Datro Fofana. Abi Abi Allah'ta bu Allah. fofalar bitmiyor bizim. Ama bu var ya Allah'tan Union Berlin'e gitti. Zaten onun yokluğunda şey olmadı. İyi, çok iyi. Bence çok klas bir golcü. Yani hava topları var, kafası var, genç, yetenek, dripling var, geniş alan var. Hani o Veyusi'yi Fofana olduğunu düşününce uykuları Abi kaçar o ama yani. o Evet evet evet. Veysi'nin yerine herhangi bir insanı düşününce de Evet evet kötü olur ama abi. abi çok az Ama oyuncu o top of da oraya at gitmezdi evet. işte yani. Öyle bir Çok az durum var oyuncu yani. atletizmle o şekilde Evet. taşır. Bir ara Abdülkerim Balıkçı nasıl yetişemedi abi? Abi işte Abi ilk bir maç Lens'ten program. ikinci maç Abdülkerim yani. Ya Adam çok maç sonu acayip ya. programında işte sen yorumcuydun. O yüzden gelemediğim programda şey dedik yani hani bu adamın bitiriciliği 1-2 olsaydı Galatasaray elenmişti yani. Elenmişti. Hakikaten. Öyle bile elenebilirdi düşün. Yine Evet. mustarak çıktı ya. Bir bile Abi, elenebilirdi. yani şeyde ya futbol kale diye bir şey olmasa futbolda dünyanın en iyi futbolcularından birini Evet sayabiliriz evet yani. evet kesin ya. Abi enteresan olan Canavar ya. Galatasaray yine büyük takım hani oyuncular uluslararası falan. Bir önceki turu geçerken de devasa goller kaçırdı abi Tabii hani evet. orada da ama adam en çok gol atan oyuncusu kafa mafa. Bu Molde'nin bir tek duran top zafiyeti var abi. Ben Galatasaray'ın bir duran toptan bir gol bekliyorum mesela. Şöyle şurada bakıyorum. Gol yemesi önemli değil. Her duran topta vurduruyorlar. Bir karışıklık, bir kaos falan var. İnşallah Son bunu kesit dönemde olarak atarız. İnşallah. yani şöyle bir şey. Son dönemde biraz böyle bir gelişim de var duran topta. Yani son özellikle 6 ayda aslında bakarsan. Kerem'e geçtiğinden beri şey. Bir şey söyleyeyim mi bu arada? Nerson ilk defa gol atıyordu. Onu da söyleyeyim. O, Trabzon maçında Uğurcan abi ben çıkardı. orada Hayır, bir tek Göztepe'de attı ya. Yok o Yine. tamam var Gerçi o da tam duran son top. zamanlarda aynen. Abdurrahim diye kafayı vurdu ya. Kafayı Ben iyi vurdu ya. Icardi'nin golünden daha fazla tepki verdim. Bak Ekin Şahin. Vallahi bak ya. Oha dedim öyle. Ondan sonra hiç yanıltmadı abi. Angelino'nun bir ortası vardı frikikten. Aynen. Evet Yani hep insanlara şey anlatıyordum abi. Yani bir de Nelson'la ilgili çok bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ya bu arada abi kaçıranlara söyleyelim. Bunun geyiğinin nereden geldi? Ben sürekli şey diyorum. Nelson'u hiç öne çıkartmasanız daha iyi. Zaten bu adam hani duran topta bir işe yaramıyor. Yani ya offside yapıyor ya foul yapıyor. Abi bu arada Hiçbir işe yine yaramıyor ofsayttı abi yani. Orada yine bir. ofsayttı vardı. Hem ofsayt hem kaç ikisi bir arada. Ama enteresan bir şeye şey yaptım. Galatasaray önde baskıyı oynuyor ya. Bak çok önemli en son Galatasaray savunması için abi. Çünkü savunmada da adam kafa topu vermiyor. Evet abi Ve inanılmaz o konuda ya. şöyle bir En şey iyisi zaten. Ligin açık ara en iyisi ya. çok iyi vermiyor ve bir şey daha var abi. Savunmada vermiyor ama Galatasaray önde bastığı için mesela her iki kaleci hem Kayseri hem Trabzonspor devasa uzun top kullanıyor abi. Yani Evet. özelliğinden itibaren senin stoperinin kafa olarak kötü karşılayıcı oldu mu bittin demektir. Bittin. Bak bittin. İki de yani Ve bu adam çok iyi beşte karşılayıcı. evet beşte bir hata yapsan bile bir gol görürsün Evet, kalende. evet. O kadar fazla uzun top vuruyor. Artık bir de Galatasaray'ı tanıyorlar. Ligde önüne gelen bir baskıda uzun vuruyor. Baskıda uzun vurmayana topu kaptırıp golü yiyor zaten. Evet. Yani iki seçenekten biri. O yüzden Nelson'un kafa karşılaşıcılığı da bir o kadar önemli. Ama hücumda atmasın yani. Hücumda Kaan Ayhan atar. Kafa, korner derim mi Kaan Hemen o çok iyi zaman asist yaptı bu arada hemen o bak. zaman Kaan Ayhan'a gelmişken konu. Kaan Ayhan'ın orta sağlığı ile alakalı biraz konuşmak istiyorum abi. Yani stoper Hayır sanki olur gibi bu arada. Yani orta saha belki stoperliğinden zaten daha bu iyi arada bir olabilir tane ya. istatistik gördüm. Doğru mudur bilmiyorum Orhan abi. Ya kariyerinin %62'sini orta saha Yok olarak ya. bu yanlış bir Yok. Çünkü bilgi çok uzun miydi? zamandır stoperde. Ama bir şey söyleyeyim. Hiç unutmam. Benim için Kaan Ayhan zaten muhteşem bir defansif orta saha olarak çıktı ve Sané ile beraber paraladıkları bir Real Madrid maçı vardı Schalke'nin. Deplasman'da da çok iyi oynadı. Hatta 45 metre diagonalları vardı Kaan Ayhan. İnanılmaz iyiydi. Ben onun neden stopere geçtiğini hiç anlamadım. Yani başka bir şey oluyor demek ki. Schalke'de biraz çok Hamburg gibi adam yiyen problemli bir kulüp olduğu için. İşte mesela şey de öyle Hamburg'da Kerem Demirbay'da hep kiralandı. İkisi de Fortuna Düsseldorf'tan çıktı aslında. Ama çıkışı kesinlikle defansif orta saha ve çok iyi bir yani Real Madrid deplasmanında kendini ispatlayarak çıktı. Stoperdeyken bu arada benim yorumladığım maçta öyle bir şey ki Kaan Ayhan, şimdi söyleyeceğim özellikle beraber Nelson'da ne yoksa onda Kaan'da o var. var. 3 tane hat kıran pas attı yani Evet. şey Nelson gibi düşün. Abdülkerim'den bile daha iyiydi. Evet. Attığı pas bir de soğukkanlı. Ciddi bir tecrübesi var. Yani ceza sahasının önündeki iki tane hattı kıran pas atıyor. Bunu maçta 3 kere 2 kere yaptı. Emin oynadı o maçta. Emin de fena yapmadı deyince şey dedim. İkisi de daha iyi hücumcu. Toplamda.
Tabii bana göre Abdülkerim Barakçı çok iyi. Ama şey kesinlikle oynayabilir. Savun defansif orta saha. Çünkü çok oynadı. Abi bak Bana göre orada oynaması gerekir. Abdülkerim'in de Angelino'ya attığı oyunusun kaçırdığı goldeki pas Ya müthiş bir pas muhteşem. abi ya. Abdülkerim bıraktığı yerden değil daha üstünden devam ediyor bu sene. Tek bir hatası oluyor şu ana kadar. Tek bir hata gördüm onda. Abi stoper ben mesela hep onu söylüyorum bazen Sinan'la konuşurken scouting yaparken bir pres düğmesi var. Hani pres butonu gibi düşün. Oyuncunun preslerine bakıyor. Ben onu stoperde bakarım abi. İlk. Çünkü stoperde adama yaklaşınca o pres ne kadar adam etkisiz hale getiriyor. Evet. Çok kritiktir. Bak Abdülkerim Nelson birinci maçta bence konsantre öne sıktı. Nelson hata Aynen, yapmıyor kolay kolay. aynen. İkinci maçta hiç izin vermedi o esiyor mesela. Evet. Ama ikinci maçta Abdülkerim Bardakçı bu maçta da Trabzon maçında da önüne koyuyorsan çünkü öyle bir şey ki o. Adam geçti mi karşı karşıya. Orta sahaya kadar çıkıyor, bir de arkası bomboş. Orada abi dokunacaksın ya. Orada Değemezsen gittin. veya çıktın ceza sahasının içerisinden çıktın ceza sahasının önüne stopere yapıştın ya da işte 9 numaraya yapıştın. Abi aldırmayacaksın. Bitireceksin orada onu. Orada aldırırsan çok kritiktir bu. Evet. Son iki maçta üst üste iki büyük hata yapınca bu konuyla ilgili biraz bu konuda. Bir de hızıyla yani hız konusunda iyi olmayan aslında iyi diyemeyeceğim bir stoper Evet, o yüzden oralara profili. çıktıysan Abi zaten Nelson'a göre sonrasında ilk. yetişmesi mümkün Evet. değil. Yalnız şey vardı, şey çok hoşuma gitti. Ovius'u biliyorsun bir ara yakalayamadı ya, koştu 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 Evet, yakaya. evet. Ama abi 90 küsürde yine ikisi yarıştılar. Bu sefer geçirmedi abi hiçbir şekilde. Evet. Ama Dakikada şey 90 ama. nasıl engelleyeceğini bu sefer çözdü. Yani tamamen önüne geçip koşusunu önüne doğru yapınca geçti o zaman da. Bir de tek dalmaması gerekir o gibi pozisyona. Evet. Bu Evet. Grimaldo'nun da çok tek daldı. Evet. Şeyde. Şey maçında. İkinci Geçen anda yok. seneki. Kalkamıyorsun ki. Aynen öyle. Ben tek dalan ve o tarz hamleri onları sevmem. Yani doğru bir şekilde açını al. Doğru bir şekilde yaklaş ve geçirme. Savunma konusunda hayran kaldığım isim ise yani Torreira ve Mertens'in dışında Sacha Boey. Abi Abi ne zaman o karşına başka bir birini şey ya. alsa kesinlikle geçemeyecek diyorum. Evet. Ve bunu ben yaklaşık bir yıldır böyle diyorum Böyle bir da soru cevabı. kesin ya. O kadar eminsin ki yani. O top geçmeyecek yani. ve çok top çalıyor maç Tabii. içerisinde. Abi Sacha Boey şey gibi oldu. Yani nasıl oldu söyleyeyim. Yani bak ne zamandır arkadaşlarımla konuşurken işte ne bileyim başka bir program izlerken vesaire falan Sacha Boey konuşulmuyor abi. Evet, çünkü herkes o kadar alıştı ki bu Çünkü çıtayı standarda öyle bir yere performans. koydu ki gerçekten bu çok tehlikelidir aslında bir yerden sonra. Yani şey gibi Tarkan'ın Karma albümünü yaptı ve ondan sonra bütün albümleri onunla kıyaslandı ya yani. Evet. Yani Sacha Boey'un kariyeri de Galatasaray açısından böyle gidecek olabilir yani. Sürekli bu inanılmaz koyduğu çıtanın sürekli zorlaması gerekecek. Abi Cem Yılmaz'ın filminde Gora mıydı hani? Bak şimdi neredeyim. Ha, aynen. Evet. Yemin ederim öyle bak. Nasıl Topu aldım, tamam doğru mı? abi? Bak Tak diye. topu kazandım. Tak şimdi buradayım. Attı ya topu. Pas verdiği oyuncunun öndeki opsiyonu oluyor. Bak şimdi Evet. buradayım. Evet. Ay inanamadım. Zaten gol de öyle geldi. Topu kapan kendisi, ortayı yapan kendisi. Aradaki opsiyon topu alıp dönesiye orada. Aynen. Yukarıdan böyle şey gözle bakıyorum ya en çok şey yaptığım konu dikkat çeken oydu yani. Adam topu kesiyor merkezde ya da bekte. Hızlı bir şekilde de atıyorum kim alıyor orada olsun. Mertens en büyük opsiyon yine o. Büyük bir Ama bak güç. burada da şu İki kişilik zorluyor. oynuyor bu oluyor işte bak. Evet abi. Burada da şu zorluyor. Sen diyorsun ya boyun arkada kalması ve üçlü. Abi bunu nasıl yapacaksın? Bu o kadar Ben acayip de oynuyor ki evet yani. ben de onu ekliyorum artık. Boyun da hücumundan vazgeçmemek için Evet. Torreira kalacak abi. Doğru. Torreira orada hem biraz öne çıkıp şimdi o dengeyi çok iyi sağlıyor. Topu kapıp yeniden başlatacak hücumu. Hücumda çok bir şey yapamayacak. Hem de Ya da adam yan hızlı bir altı numara arkaya alacaksın. gidecek. Torreira'yı önde kullanacaksın. Abi Torreira'nın en güzel kim anlaşır biliyor musun? İkinci bir Torreira. Öyle bulsam. Bak en iyi iki tane olsun Evet. aynısından. Yani şey gibi takım gibi ikisi de bir takım dersin yani. Çok iyiler. Ben İster birini 6 oynat, birini 8 oynat, ister öbürünü değiştir vesaire. inanılmaz yani adam. İnanılmaz ama şu bir gerçek ki performanslarını da üst düzeye çektiler yani şöyle. Mesela Sampdoria'da, pardon Fiorentina'da izledim. Bak Arsenal'ın ilk dönemi böyleydi. İlk 6 ay. Sampdoria zaten en üst seviyeydi. Yani rekor kırdı top kapmada, pas arasında. Fiorentina'dan sonra en üst düzeye çekti onu Okan Buruk. O da çok büyük şey. Taraftar sevgisi de burada kritik rol. Evet. Çünkü duygusal.
Londra'nın iklimini sevmedi. Öz şey çok duygusal. Doğru. Yani pandemide bir şey oldu. Atletico'da hiç performans veremedi mesela. En çok Atletico'luk oyuncu aslında. Ülkesine gitti. Kafa izni verildi falan böyle. Bu tarz duygusal oyuncular şeyde Icardi'de böyle. Bence taraftar Okan Buruk'la beraber taraftar resmen başka bir şekil verdi onlara. Doğru. Bu arada bak çok üstüne değinmedik ama son şunu da söyleyeyim. Zaniolo çok iyi bir rakama gidiyor. Hep iyi Yani hatırlayacağız onu. hakikaten evet çok Evet. iyi hatırlayacağız. Her şeyiyle Deli yani. olan ya. Tam Evet yani. tam öyle. Fenerbahçe maçında attığı goller unutulmayacak. Bence herkes unuttuğu bir gol var. Oyuna sonradan girip 1-0 maçı aldı. Galatasaray'ın çok kritik 3 puanına getirdi. Doğru. Kasımpaşa. Kasımpaşa. Kasımpaşa maçı. Kendi kaptığı topla Kendi kaptığı evet. topla. ilerleyip Yani bir alverle yaptı. şöyle düşün abi. Fenerbahçe 6 milyon verdi Ostrava'da. Bir maç kazandırmış olsaydı sen şampiyon olamıyordun belki de. Evet. Doğru. Ama senin devre arasında yaptığın oyuncu hem 15 milyon para kazandın hem de ona bir şampiyonluk Aynen öyle. Ki etki. bonuslarla falan 15'ten de yukarı çıkma şansı var. Tabii Var. ki. Aynen öyle. Bir de son şeyi de söyleyeyim. Ya o da hani çok değinmeyiz belki ama yani bu Beşiktaş'ın Raşit Sağ açıklamasında kullandığı video yani kabul edilemez bir şey. Yani bunu bir kulübe mal etmek de doğru değil bence. Bugün Yo, son bence kulübe mal etmek doğru. kulübe Yani değil de kulübün şöyle, içindeki hayır insanlara hayır, hayır ya. hayır hiç 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 değil. Şunu söylemek lazım. Bir kulüpte örnek veriyorum ya da bir tribünde ya da bir grupta biri hata yapabilir. Sorun yok bunda. Evet. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunlar artık milyonlarca taraftarı olan ve milyonlarca insanın mozaik şeklinde oluşturduğu bir şey. Evet, Yani evet. kardeşim hiç mi Galatasaray taraftarının arasında ne bileyim saçma sapan hareket Tabii yapmış bir ki. adam yok? Fenerbahçe'nin yok, Beşiktaş'ın yok diyebilir misin? Diyemezsin. Ya 30 milyon, 20 milyon, 15 milyon taraftarlı hesap şeyler bunlar. Takımlar bunlar. Olur ama bu yapılan hatayı, bu yapılan nasıl diyeyim, nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Bu yapılan serseriliği, tamam serserilik çünkü bu. Öyle. Bu yapılan serseriliği sen kurumsal olarak sahiplendiğin an bu hatayı kulüp yapmıştır. Bu kadar Ama basit. ben kulüple şeyi nasıl ayırıyorum biliyor musun kendisinden? Kulüp mesela bazen 3-5 tane anlaşmış yöneticinin eline de düşebilir yani. Herhangi bir kulüp Türkiye'de. Ve onların yaptığı, izin verdiği her şey kulübe mal olacak. Ben daha çok taraftara bakarım. Bence kulübün sahibi her zaman taraftarlardır. Doğru abi. Ben bunu hep böyle savundum. Bunu bir ara şeyden savunuyorum. Mesela Bayern Münih 1932 yılında şampiyon oldu. O zaman teknik direktör Yahudiydi. İlk şampiyonluğu. Daha sonra bir 50 yıl bekleyecek yani onun için. Bütün üyeleri Yahudiydi. Ama Bayern Münih bir Yahudi kulübü değil. Bak başkanım toplama kampına gönderildi. Teknik direktörü kaçtı. Şeyde gitti ve Bayern Münih'in bütün üyeleri o anda savaşın, ikinci savaşın ön cephesine gönderildi yani. İçi boşaltıldı tamamen Hitler tarafından. Ama buna rağmen bu kadar ağır yara almış Bayern Münih bir Nazi kulübü değil. Çünkü Münih de Nazi diyorum pardon. Yahudi kulübü değil. Çünkü Münih Yahudi bir şehri değil. Evet. Taraftarları büyük çoğunluğu Yahudi değil. Ama hani Kurt Landauer üzerine bir sürü şeyler var. Anıtı var, heykeli var, vesairesi var. Kulübün sahibi taraftardır. Mesela Beşiktaş bir ara şey derdik işte yani. Duruş olarak hep sola yakın. Doğrudur. Yöneticisi olmayabilir. Süleyman Seba da öyle olmayabilir. Çok beyefendi olabilir ama öyle. Ama Beşiktaş taraftarı öyle. Bana göre Beşiktaş odur mesela. Daha mesela bir görüştür. Yani bir her takım arasında sınıfsal bir ayrım yok ama kulübü. Şimdi bu olay yapıldı. Herkes de böyle anladı. Diyelim ki Beşiktaş yönetiminin böyle bir niyeti yok. Ben buna inanmak istiyorum. Doğru olsun yalan olsun. Ben bir kulübün ki açıklamaları böyle. Buna inanmak istiyorum ben yani. Diğer türlüsünde cevap tepki yok yani. Verecek tepki yok. Taraftarı bunu nasıl tepki verdi? Ya, önemli olan kısım İşte bu. kötü olan taraf o zaten abi. Zaten önce bu iş taraftar hesaplarıyla köpürtüldü. Yani hiç kimse hiçbir şey anlamamıştı bu Tabii arada ki, tabii ki. transfer açıklamasından. Sonra bir anda bir Beşiktaş hesapları tarafından bu işte bakın Türkçe Olimpiyatları zamanının videosu koyulmuş. Ha 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 gibi tepkilerle büyüdü zaten olay bu. Yani bu da bu arada ben sana şöyle söyleyeyim abi. Bir Allah'ın kulu onu izleyip bu Türkçe Olimpiyatları'nın havadan çekilmiş görüntüsü demez. Demez. Ya bu net bir şekilde Beşiktaş yönetiminin ya da iletişiminin başında olan insanların arkadaşlar bakın biz videoda böyle bir numara çektik.
Şunu bir Twitter'da şey yapın. Promote edin. İnşallah öyle değildir ya. İnşallah olabilir. Değildir. Abi, bu arada tekrar şunu söyleyeyim en azından. Tekrar söylüyorum. Söyle. Kimin bir videoyu izlerken ha bu 2012'de Türkçe Olimpiyatları'nın drone çekimi. Kim yakalar abi bunu? Güzel yani çok şimdi mesela böyle bir duruma itiraz ettiğinde kim ne diyebilir? Ona biz öyle demedik dese kim ne diyebilir normalde? Ama bak burada şöyle bir şey var. Ben buralara girmiyorum ama şunu diyeceğim sadece. Beşiktaş yönetimi için. Şimdi diyelim ki o niyetle yapmadılar. Hani biz iyi, ben iyi bakmak istiyorum. Ben hiçbir kulüp yöneticisinin aynen onun açıklamaları ve Beşiktaş'ın resmi açıklaması. Katılıyorum. Bu sporun içerisine dahil edilecek bir şey değil. Bu bambaşka bir mesele. Burada sporun bunlarla işi yok. Futbolun hiç yok. Diyelim ki böyle bir açıklama yaptı. O niyetle de yapmadılar diyelim. Ama oldu ya, fenomen hesaplar bunu bu şekilde büyütmek istediler. Kendi aralarında bir grup kurup böyle bir şey yapmak istediler. Bu da olsun. Toplumda böyle bir algı oluştuğu andan itibaren hiç Galatasaray'a şey gelmeden direkt açıklama yapmak durumundaydı. Resmi olarak. Algı olduğu zaman. Ne demek istediğimi anlatayım mı? Abi bir şey o zaman özür bak, dilemek bu kadar zor olmamalı. Hayır ya. Özür dilemek değil abi. Bizim bak hiç Galatasaray açıklama yapmadan hiç anında biz bir transfer videosu paylaştık. Evet. Çok yanlış ve maksadını aşan anlamlara yüklendi. Lütfen bunları ciddiye almayın. Bizim asla ve asla ezeli rakibimiz olan X takıma karşı, Y takıma karşı böyle bir niyetimiz yoktur. Çünkü algı her şeydir. Evet. Biz bunu en güzel şeyde de yaşadık hep beraber. Tabii beraber ki. Bir kanalda çalıştık. Bir önceki kanalımızda yaşadık. Aynen öyle. Gerçek doğru artık önemli değil. Bana diyorlar ki işte hep diyorum ya sana neden bıraktım. Bir noktadan sonra beni izleyen insan acı çekiyorsa ve belli bir algıya sahipse iki tane eylem var. Bir, çalıştığım yer öyle niyetli olmayabilir. Veya olabilir. O kadar da emin değiliz hiçbir şeyden. Bilmiyoruz yani. Ama bizim gördüğümüz öyle bir şey yok. Eğer böyle bir şey yaparsa bu algıyı yok edeceksin. Veya ben beni izleyen insanların acı çekerek beni izlemesini istemiyorum. Bir de bu algı bu kadar basit. Oluşmuşken bu algıyı ısrarla bunca zaman kıramıyorsan o söyleyecek bir şey yok. Bir noktadan sonra gerçek yanlış kimsenin onunla değil. Demek istediğim o. Çok basit açıklamam var. 300 yorum gelir. 295'i bir şey derse yaparız. Çünkü enişte bunu biliyor. Sosyal medyada oluşan şey algı ya da toplum nezdinde oluşan bir algı gerçek olmasa bile kırmakla yükümlü olan insanlar var. Evet. Orada da Beşiktaş yönetimidir. Bizim çalıştığımız mecrada sahipleridir ya da ilgili insanlardır, yöneticilerdir. Evet. Fark etmez. Biz değiliz. Yaratan biz değilsek. Galatasaray'da değil. Bunu şey yapacak olan. Ha. Ya şu konuya Orhan abi ben son bir kez de değinmiş olayım. Çünkü insanlar da merak ediyor. Sen çok güzel bir yerden aldın bu algı ve algıyı kırmak meselesi. Bizim aslında yani bilmiyorum sizin için de aynı şey geçerli mi ama ben kendi adıma onu söyleyebilirim. Bu algının kırılamayacağını veya kırılmak için gerekli aksiyonların benim nezdimde alınmadığını düşündüğüm için ben şahsen bu kanalla ilişimi kestim. Ben bunu net olarak söyleyebilirim. Bunun kanal yönetimiyle de yani şöyle... Kanal yönetimiyle alakalı bizim hiçbir sıkıntımız yok. En azından YouTube tarafı için söylüyorum bunu. Fakat sosyal medyada gelişen bu algının kırılması için en azından aksiyon almakta çok geç kaldılar. Ve bu geç kalmanın da dışında sonrasında da bence gerekli aksiyonları hala almamışlardı. Bundan ötürü de iş iyi bir yere gitmeyecekti yani. Daha doğrusu en azından bizim yaptığımız çalışmalar, bizim yaptığımız programlar yeterince değer görmeyecekti onu söyleyeyim. Her defasında bence, bunları konuşacaktık. Evet, bence bir yanlış algıda nasıl var? Genel olarak söylüyorum. Bütün şeylerde. Ben var ya ne ben? Bak ne ben? Yorumcu olarak. Şimdi en ufak bir şeyde güzel şeyler söylüyor insanlar. Kendimizi büyütelim. Yani olduğumuzdan çok başka bir şeye çevirelim. Ne de bütün bu dijital kurumlar olduğundan çok başka bir yere çevirelim. Dijital ile televizyon arasındaki farkı henüz daha insanlar anlayabilmiş değil. Televizyon başka bir şeydir. Dijital başka bir şey. Televizyonda belirli açıklamalar yapmak, belirli refleksleri göstermek çok başka şeylere sebebiyet verdi. Dijital abi. Bir şey mi oldu? Hemen çık konuş. Aynen. Başka bir şey mi oldu? İki tane yayın yapalım. Burası dijital dünya. Burası atıyorum TRT değil, burası televizyon değil, burası radyo kurumu değil, burası böyle kurumsal bir şey değil aslında. O rahatlıkla burada işte iki tane yıllardır televizyondan izlediğimiz insan birbirlerine çok rahat küfür ederek de hani şaka amaçlı konuşup program yapabiliyorsun. Ha, burası başka bir şey. Abi bu, işte şey İzmir'in bilmem ne köyünden selam diyorsun. Bir sorun olmuyor. Aynen. Refleksler de en önemli şey refleksler de çok hızlı alıyoruz. Hem olumlu anlamda hızlı alıyoruz. Evet. Mesela bir program yapıyoruz anında şey
Televizyonda reytingleri beklersin ertesi gün. Bilemezsin yani. Burada reflekslerin de hızlı verilmesi gerekir. Ki böyle büyük şeyler oluşmasın. Sen televizyon musun ya? Evet. Bunu başka bir yerde başka bir arkadaşım eski televizyon yöneticisiyle beraber bir dijital platform oluşturmuşlar. Ben abi izlenen her şeyin işte televizyon olduğundan bahsediyor. Ben onun olmadığını anlatamadım diyor hiç. Ve ciddi problemler yaşadım diyor. Dijital mecra başka bir şey. Şey de böyle programa çıkan insanlar için söylüyorum. Aynı insan televizyonda donuktur, monuktur. Buradan dijitalde inanılmaz keyiflidir. Evet. Ya bunun şu aslında çok net kanıtı Orhan abi. Son Algı varsa da hızlı. Hızlı abi. Çok büyütmeyin kendiniz yani. Aynen. Herkesin söylüyorum. Yanlış yapmış olabilirsiniz. Çalışanınız yanlış yapmış olabilir. 50 kişi çalışıyor, 100 kişi çalışıyor. Ama biz sonuca bakarız. Hata yaptık mı? Hayır. Ama bizi izleyen insanların sorumluluğu da bizdedir. Aynen öyle. O insanlar acı çekiyorsa abi ve çok ciddi bir yerde yapıyorsa ben tek başıma Ya algıyı abicim nasıl acı kıramıyorsam çektiklerini, ayrılmam. nasıl acı çektiklerini şuradan görüyoruz. Yani bizim ayrılığımızdan sonra gelen tepkilere bakıyorum, gelen yardımlara bakıyorum, gelen işte yorumlara bakıyorum. Yani ortada çok net olan bir şey var. Yani bu bir böyle işte ne bileyim 3-5 tane ne bileyim fanatiğin ya da işte trollün parantez içinde Yok yaptığı bir canım. şey olmadığı Böyle bir ve şey. bunun çok net bir şekilde artık O ayrı bir konu. ya hakikaten gerçekten bizi sevenleri ve izleyenleri yaraladığı çok açık bir noktadayken hani En çok sorulan bir soruyu da cevaplayayım ben, madem bu konu açıldı. Yani biz oturduğumuz zaman bugün de bize sorsanız, bugün de Eriş'e sorsanız, Kerem'e sorsanız, işte tanıdığımız insanlar var, Doğan var, Murat Sol var. Ya bu insanların cidden böyle bir şey yaptığını falan düşünme. Ama ikisini de düşünmüyordum. Belki vardır. Ben o kadar içeri girip gerçeği bilmek zorunda değilim. evet. Gerçeğe hakim olmak durumundayım. Belki siz haklısınız. Sizin kadar ben en fazla yorum yapıyorum. Belki ben haklıyım. Ama görüp de susmak ayrı bir konu. Ama biz görmedik. Görsek çok daha önceden zaten Aynen reaksiyon öyle. olur. Ama görmediğimiz kesin. Ama gerçek nedir? Herkesin kendi şeyine kalmış. Artık o benim şey ilgilenim değil. Ben bunlarla da uğraşamam. Ya da sen de uğraşamazsın. Ya Sen biz de. bunlarla uğraşmak zorunda değiliz zaten. Yani bu her şey Ya için çok geçerlidir uzun genel zaman biz anlamda. bunlarla uğraşmak zorunda Ben de kendi kaldık. adıma söyleyeyim. Ben en başından beri bu işi yapma motivasyonumun gerçekten bizi izleyenlerle çok çok güzel bir kitle edindiğimizi düşünüyorum bu arada eski Kesinlikle. açıkla. Hakikaten yani bunu yıllar boyunca çabalayıp bu kitleyi edinemeyen insanların olduğunu düşünüyorum. Bu sektörde olup. Ve kendimi o kadar şanslı hissediyorum ki böyle güzel bir kitleye böyle bir yayın yaptığım için. Ve bütün motivasyonum işte Twitter'dan olsun, statta olsun, işte vadide olsun ya da başka bir yerde olsun. İşte sokakta görüp çeviren insanlar olsun. Ya bugün spor salonuna bile gittiğimde spor salonunda bile kaç kere Erinç abi sen misin? Buraya mı geliyordun falan filan. Oturduk, konuştuk, sohbet ettik falan. Benim bütün motivasyonum bu. Yani bütün motivasyonum insanlarla girdiğim etkileşim. Kesinlikle öyle. Bunu yaparken artık etkileşimim, yani insanlar etkileşimden kastım şey olarak düşünmesinler. Retweet Aynen. favori olarak düşünmesinler. Yani diyalog, iletişim artık bozulmaya başladığını düşündükçe benim motivasyonum da düştü. Ben program çekmek istemedim ya. Evet. Çekmek istemedim abi yani. O noktaya geldi yani. O hepimiz için bir şey. Ben o insanların biz bu işi ben hep söyledim. 2011'de geldim ben. Ben 2011'de almaya da gelmeden önce orada bıraktığım maaşıma ben bugün ulaşamıyorum. Ya bu işi para için yapıyor olabilir miyiz yani temelde şeyde? Ha, sevdiğin meslekten para kazanmak, sevdiğin meslekten çok para kazanmak çok güzel bir Başka bir şey. şey. Evet. Ha Ama şu boyutunu da söyleyeyim şey abi. değil yani bu nedir o? Amacımız hani şey değil 20-15 yıldır biz bu blokta ben 3 yıl boyunca her gün 3 yazı ve araştırma isteyen 3 yazıdan bahsediyorum. Sıfır para. Yani bu değil. Ne için yapıyorduk? Yorum atıyorlardı, etkileşime giriyorduk. Bir şeyleri tahmin etmeye çalışıyorduk, bilgilendiriyorduk. Karşılıklı etkileşim. Ve o insanlara karşı bizim sorumluluğumuz var. 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi farklı düşünür. Eyvallah. Bugün de desin. Arayan, yazan 300 farklı insan, 300 farklı aileden. Orhan abi bunu yap desin. Yapar yani. 1000 kişi desin. Şu an benim son yaptığım ilk programım Markaj'daki 1000 yorum var abi. 1000 tane insan çok Tabii. değerlidir. 65 bin kişi izlemiş. Bunun 5 bine bile çok değerlidir. 1 bile çok değerlidir. Ama farklı her insanların dediğini yapacak değilim. Ama %90'ın dediğini her türlü yaparım bak. %90 insanlar birleşsin. İstersen oraya git desinler, oraya giderim. Abi bundan sonra çalışma desinler, çalışmam yani. O zaman şöyle yapacağız abi.
herkesin Orhan Uluca eski Eski açığa açığa diye. gelsin diye. Sana Abi gelen 1000 yorumun 900'ü Orhan Uluca eski açığa olsa gelecek misin abi? abi geldik. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Ya şeyde yine sağ olsun ya, biz her zaman geliriz bu arada. Zaten bak eski açıkta insanlar, Burası senin abi zaten bu arada. eyvallah, ama bak gerçek, hep bunu konuştuk biliyorsun. Ben geldiğimde eski açığa ilk çıktığımda hiç unutmuyorum. İlk şaşırdığım şey şuydu. Kitlenin güzelliği. Ya, o kadar, ha bu bana özel düşünebilirsin. Abi Oğulcan çıktı, Oğulcan'a bakış açıları. X çıktı, X'e bakış açıları. İşte Sinan çıktı, Sinan'a. Bu eski açık sizin yarattığınız bir oluşum. Burada öne çıkıyor. Mesela bir çok iyi bir talk show yapıyorsun abi. Talk show yaptığın, çıkardığın sanatçı alkışlanıyor. Abi onun hazırlayıcı sensin gibi. Ya burada öyle güzel ortam yaratıyor. Öyle güzel bir kitle daha doğrusu oluşturulmuş ki. Ya anneannem gelse ona da bir sürü, ya bir daha gelmek ister yani, anlatabildim mi? Öyle bir şey. Bekleriz abi. Yani şey, o yüzden ben şey, çok güzel bir ortam oluşturdu. Sizin samimiyetiniz ve şey, bir şey oluşturmuş burada. O yüzden ben bugün gidiyorum. Yani bir konuk olarak geldim. Yarın kim gelse çok keyif alacaktır. O yüzden aslında kariyer planı olarak eski açık tarzı bir programda TV8.5'ta da yoktu aslında. Bunlar yoktu bende. Daha çok analiz üzerine bir kariyer düşünüyordum. Yani çok şey yapmak istemiyordum böyle. Daha çok hazırlayıp bir şey. Ya biz O insanları kadar bozmaya güzeldi bu ki. tarz Evet. yorumcuları alışığız. Sinan'ı da böyle bozduk, seni de böyle Ama yok, bozduk. çok güzel. Çok güzel kitleydi. Çok keyifliydi yani. Hiç bozmak olarak görmüyorum ama hani şey, Yok, ben parantezindeyim. daha niye, daha istediğim şeyde bir şey yapayım. Bu aynı tartışma şey içinde geçelim. Ben Batu Son'u da yapmak istemiyorum. Hani canlı hemen arkasından. Abi onu başka bir iş o. Başka bir keyif belki insanlar için. Ben maçın bir gün sonrasında analiz yapmak isteyenlerdenim. Açıkça söylüyorum. Artık bol bol Evet. Markaş kanalında da izleyeceğiz. Tekrar hatırlatalım Ve bu, izleyicilerimize. bence bu çok daha büyük bir yere gidecek. O yüzden ilk konuk olmaktan çok keyif aldım. İlk unutulmayacaktır. Çünkü burayı nasıl kurduğumuz, nasıl yaptığımız, yani ne sponsorumuz Skoda unutulacak, ne de Evet. Alperen unutulacak. Alperen'i unutmak mümkün değil ya. Mümkün değil yani. Muazzam bir destek çıkardık ki sıfır şey yani. Sadece ki bize yardım etmek için Bu burada. arada şey, Alperen Galatasaray Sözlük'le başlığını açmışlar, haberin olsun. Ama açılacak iş yaptı ya. Evet, açılacak iş yaptı Hiçbir gerçekten. beklentisi olmadan bunu yapması. Tabii Yani tabii. tanısanız, bakın ben çok az insan hakkında öyle konuşurum. Tanıştıracağız bu arada. Yakında bir, en son konuk o olsun değerli. Tabii. O, şey yapacağız, bir sohbet programı Çünkü yaparız. evet, iyi bir Galatasaray, iyi bir futbol sever. Tamamen keyif amaçlı burada. İnanılmaz güzel bir ortam sundu. Ve çok keyif aldım açıkçası. Çok da güzel bir programdı. Belki de yaptığımız en güzel program olabilir, bilmiyorum. Bu arada bir hafif benim suratıma biraz ışık vuruyor. İdare edin be arkadaş. Evet Ya abi, bunu bu seferlik idare edin. evet, bunları Kuracağız. yazmayın, şey Öteki tarafa yapın. kuracağız. Hani şey var ya, Elif sen bilirsin. Ramos Galatasaray transfer olunca basıyor. Hiç basmadı falan diyoruz ya. şey, alttaki yorumlar şey olacak Aynen. muhtemelen. Abi muhteşem 4K görüntü, meşka, her Evet. şey olur. İlk elin günahı olmaz diyelim ve Gördüğüm, evet, gördüğüm en seferlik. iyi görsel falan, her Hayır, şeyi çünkü bekliyoruz. ya gerçekten Alperen'le biz yaptık yani. Hakikaten oradan ışığı buraya tut. Onun parlaklığını Yapacağız. azalt falan, Hepsi hepsi çok daha güzel yapacak. olacak. Çok güzel konuklarımız var. Olacak yani. Aynen. Çok güzel konuklarımız olacak. Ya Çok güzel şunu söyleyebilirim. formatlarımız Tabii. olacak. Formatlar çok iyi. Altyapımız çok iyi. Evet. Kameralar, ışıklar, her şey çok Bir iyi. anlayan yok. Anlayan biraz eksik. Kullanmayı bilen yok. Kullanmayı Kullanmayı bilen bilen de yok. olsa çok güzel olacak. Onları da çözeceğiz, söz. Yani Çok güzel uçak olacak. var. Uçak var ama Uçurma rally pilotu bilmiyoruz. var şeyde Aynen. başında. Şey var. Nedir o? Bir tane hayvan gibi hayvan şeyimi istiyorum. Ben 8 numaramı istiyorum. Aynen. editörümü, video Şey, şeyimi istiyorum. Vur gibi ben de diyeyim yani. Hayvan Aynen. ol hayvan video editörümü istiyorum. Editörümü Evet öyle. abi. Ona O da zaman selam olsun buradan herkese. evet, uğraları selamlar olsun. Abi çok teşekkürler Çok katıldığın için. teşekkürler Ben tekrar ilk konuk katıldığın olmayı için. çok önemsedim. Çok hak ettiğimi düşünüyorum. Beraber %100 geçirdiğimiz %100 bu zamandan %100 sonra. abi. %100 çok. Umarım beğenmişsinizdir. Hep izleyeceğiz. Hep. Son kez kanala abone Abone olmayı olmayı unutmayın. ve Lütfen. kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızda da lütfen bizi yalnız bırakmayın. Evet, burada bir de yorum yaptığınız zaman, bir merhaba bile deseniz, bir beğeni yaptığınız zaman, çok zor koşullar altında bu emeği veren insanlar bu videoyu çok daha yerlere getiriyor. Evet. Yani o yüzden ben rica ediyorum. Hepsini okuyoruz bu arada. Yani gerçekten bir Ben de yorum bile okurum. dışarıda kalmıyor. İlk defa şimdi zorlandım. 1000 yorum oldu çünkü, ama her zaman okurum yani yorumları.
ortalamasına bakarım, düşüncelerine bakarım. Hep okurum Abi yorumları. 3000 olsun, ben 3000'de okurum. Okurum Ben de abi. okurum. Evet, Dinlene dinlene yine okurum bak evet. yani. Evet. Yine okurum. Şey var. Hatta bazen böyle enteresan bir şey gördüm mü? Basarım onun ikili üzerine. Daha önce ne kadar nasıl yorum yapmış ona da bakarım. Ha, değil mi? Evet, bu Tabii. kanala yapılan yorumlar falan. Bu kanala yapılan yorumlar hepsine bakarım yani. Çünkü değer onlar çok önemli yani o insanlar. Görüşleri çok önemli daha doğrusu. Evet. Zaten etkilediğinde söyledik yani. Evet, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Ağzınıza Çok sağlık. keyifli keyifli bir program oldu. Bundan sonra yine sık sık görüşeceğiz. Orhan abiyi de Ayda bir geliriz buraya. çıkartabildiğimiz zamanlarda buraya davet edeceğiz. Ve Skoda'nın sunduğu Eski Açık burada bitiyor efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.